Merhabalar, herkese iyi akşamlar. Arkeoloji sohbetlerinin 53. canlı yayınına hoş geldiniz. Yaklaşık olarak 4 haftadır çok katmanlılık konuşuyoruz arkeomedyada. Ve bu akşamki canlı yayınımız bu konseptle düzenlediğimiz son canlı yayın olacak. Ve konuğumuz da Profesör Doktor Demet Binan. Ben izninizle öncelikle size Demet Hoca ile ilgili ufak bir bilgi vermek istiyorum. Özgeçmişiyle ilgili. İstanbul Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi'nden mimarlık lisans eğitimini, Yıldız Üniversitesi'nden yüksek lisans eğitimini, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden doktora eğitimini tamamlamıştır. 1985'ten bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Güzel Yurt örneğinde Kapadokya bölgesi yığma taş konut mimarisini korunması için bir yöntem araştırması adlı tez ile 1994 yılında doktor unvanı alıp 1998 yılında yardımcı doçent, 2000 yılında doçent, 2007 yılında profesör olmuştur. Uzmanlık konuları tarihi çevre koruma ve değerlendirme, mimari koruma ve restorasyon, mimari miras koruma ve yönetimidir. Kentsel kültürel varlığı belgelenmesi ve korunması ile ilgili kitap, araştırma projeleri ve çeşitli yayınları yanında Ortaçağ Anadolu Türk mimarisinde yapım teknikleri ve taşçı işaretliğiyle Mimar Sinan eserlerinin tanınırlığı ve koruması üzerine araştırma projeleri ve yayınları bulunmaktadır. Mimari röleve ve koruma, yöresel mimarlık mirasının korunması adlı lisans dersleriyle kültürel miras kavramı ve yönetimi, sitler ve değerlendirilmesi, yöresel mimari ve koruma, restorasyon projesi adlı lisans üstü derslerini vermekte. Ayrıca yüksek lisans ve doktora tez danışmanlığı yapmaktadır. 2006-2008 yılları arasında UNESCO İstanbul Dünya Miras Alanlarını İzleme ve Yönlendirme Komitesi üyesi olarak görev yapmıştır. 2008-2016 yılları arasında İstanbul Tarihi Alanları Alan Yönetimi Danışma Kurulu Başkanlığı görevinde bulunmuş ve halen danışma kurulu uzman üyesidir. 2012 yılından bu yana Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzajı Dünya Mirası Alan Yönetimi Danışma Kurulu'nda İKOMOS Türkiye Milli Komite Temsilcisi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kurum Temsilcisi olarak görev yapmış olup halen alan yönetiminde danışma kurulu ve eşgüdüm denetleme kurulu üyesidir. 2013 yılından günümüze Bergama Kentsel Kültürel varlıklarının belgelenmesi ve korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında çok sayıda yayın ve projeleri bulunmaktadır. 2018 tarihinde Bergama Kentsel Kültürel Varlıkları Envanteri ve Çözümlenmesi isimli uluslararası kitabı son yayınları arasındadır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde akademik çalışmaları yanında çeşitli idari görevlerde bulunan Demet Binan, halen Mimar Sinan Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Restorasyon Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası, Mimarlar Odası, İstanbul Büyükşehir Şubesi üyesi olan Demet Binan ayrıca ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarından İKOMOS Uluslararası Vernakül Mimari Komitesi, İKOMOS Türkiye Milli Komitesi, Avrupa Arkeologlar Birliği, Topkapı Sarayı'nı Sevenler Derneği üyesi olup Türkiye Anıtlar ve Çevre Koruma Vakfı şeref üyesidir. Dilerseniz Demet Hoca'yı yayına alalım ve söyleşimize öyle devam edelim. Hocam merhabalar, hoş Merhabalar, geldiniz. hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Biz teşekkür ederiz hocam kabul edip geldiğiniz bu güzel semineri bizler için hazırladığınız Evet, umarım çok kişiye ulaşırız. için. Bergama ve çok katmanlılık kavramı üstünde konuşacağız. Bergama biliyorsunuz çok katmanlı kültürel peyzajı ve kültürel peyzajı olarak dünya miras listesine girdi. Dolayısıyla onu konuşmadan bu dizinin bitmemesi gerekiyormuş hakikaten. Kesinlikle öyle. ben de elimden geldiğince size bu süreçte yani bu tür çok katmanlı alanların, kültürel peyzaj alanlarının nasıl belgelenmesi, nasıl değerlendirilmesi, nasıl korunması konusunda Bergama deneyimimiz üzerinden bir sunum yapmaya çalışacağım. Bu Çok şekilde teşekkürler o ilerleyeceğiz. zaman. Hocam ne zaman isterseniz sunuma geçebiliriz.
Bir an önce geçelim. Ertesi günü işe gidecekler vardır, değil mi? Ben de Tabii. bilemiyorum ne kadar uzun süreceğini. Diyalarınızı çok şey yapmayın, azaltmayın dediniz. Dolayısıyla bence başlayabiliriz. Buyurun hocam, söz sizde. Evet, teşekkür ederim. Konuşmama da şöyle ben şu içerikte devam edeceğim. Çok katmanlı kültürel peyzaj, Bergama Dünya Miras Alanı ölçeğinde hangi üstün evrensel değerleriyle listeye giriyor? Kültürel peyzaj nedir? Çok katmanlı kent boyutunda nedir? Yasal açıdan bu alanlar nasıl tanımlanıyor? Eski plan kararları Bergama'yı nasıl etkilemiş? Tarihsel süreçte sit sınırları nasıl belirlenmiş? Şu anda bir koruma amaçlı planı var mı yok mu? Ve şey üzerinden çok katmanlı alanlarda belgeleme ve değerlendirme temalı olarak da TÜBİTAK Yüksek Türkiye Kültür Envanteri kapsamında Bergama'da benim proje yönetimimde yapılmış olan Bergama Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri deneyimini kısaca sizinle paylaşacağım. Evet. Şimdiden ağzınıza sağlık hocam. Ah, teşekkür ediyorum. Evet, Bergama ve çok katmanlı kültürel peyzajı tanımıyla Bergama kenti UNESCO Dünya Miras Listesi'ne 25.06.2014'te giriyor ve listedeki numarası da çok güzel, 999. 4 tane üstün evrensel değer ölçütünü sağladığı tespit ediliyor ve onaylanıyor Dünya Miras Örgütü tarafından. O kriterler, üstün evrensel değer kriterleri sırasıyla insanoğlunun yaratıcı dehasının şaheserini temsil etmesi, mimari veya teknoloji, anıtsal sanatlar, şehir planlama veya peyzaj tasarımı konusunda gelişmeler üzerine bir zaman zarfı içinde dünyanın belli bir kültürel alanında insan değerleri arasındaki önemli alışverişi sergilemesi, insanlık tarihinde önemli bir aşamayı veya aşamaları gösteren bir yapı türü, mimari veya teknolojik grup veya peyzaj için istisnai bir örnek olması, son olarak da istisnai evrensel öneme sahip olaylar veya yaşayan gelenekler ile, fikirler ile veya inançlar ile, sanatsal ve edebi eserler ile doğrudan veya somut bir biçimde ilişkili olması gibi üstün evrensel değer tanımlarından ölçütleri içinde bu ölçütleri karşıladığı tespit ediliyor. Bunun hangi değerleriyle bu sistemin içine girdiğine baktığımızda Pergamon Kale Tepesi'ndeki yamaçlara inşa edilmesi ve Akropol'ün orada Pergamon'un bir tacı gibi konumlanması, kentin oradan aşağıya doğru genişlemesi, sonra Kapıkaya'daki Kibele Kutsal Alanı, Mısır tanrısına adanmış bir Roma tapınağı, Kızılavlu olarak adlandırılıyor genellikle. Kibele, Göktaşı'nın Roma'ya taşınması ve bununla bağlantılı olarak Helenistik dönemden sonra, Helenistik dönemin sonunda Roma'nın buraya gelmesi, imparatorluğun burada devam etmesi, Pergamon Akropolisi, yine dördüncü ölçütte Mısır tanrılarına adanmış olan tapınak, kent içindeki Kızılavlu, Asklepion en eski sağlık merkezlerinden gibi bir takım ölçütler değerleriyle Bergama bunun içine giriyor. Bununla birlikte bu sistem içinde de üstün evrensel değerleri kültür varlıkları için 6 tanedir. Bunun 4 tanesini karşılıyor. Aynı zamanda
bir ölçütte bu alanın özgünlük ve bütünlüğe sahip olması, dünya miras listesine girebilmesi için. Bunlara da baktığımızda bütünlük kısmında Pergamon ve çok katmanlı kültürel peyzajı Kapıkaya'daki Kübele kutsal alanı ile Akropol arasında ve mezar höyükleri ile Akropol arasındaki görüş çizgileri dahil olmak üzere üstün evrensel değeri ifade eden tüm unsurları içerir deniliyor bütünlük ölçütünün içinde. Özgünlüğe baktığımızda Kale Tepesi'ndeki Helenistik yerleşim Asklepion Amfiteyatro ve Roma Tiyatrosu özgünlüğe sahiptir. Helenistik ve Roma kalıntılarının Kale Tepesi üstündeki konumu, tepenin doğu tarafındaki finiküler demiryolundan etkilenmektedir. Serapis Tapınağı, bu Mısır tanrılarına adanmış olan tapınak, Alman Arkeoloji Enstitüsü'ndeki arkeolog dostlarımız Serapis'tenmesin deniyor diyorlar ama burada Dünya Miras Merkezi'nin özgünlük tanımının içinde bu isimle geçiyor. Bu alana yine vurgu veriyor. Osmanlı dönemi binaları iyi uygulamalarla korunmaktadır. Osmanlı kent düzeni korunmuştur. Ancak 20. yüzyılın son çeyreğinden sonra bu alanda olumsuz gelişmeler vardır. Osmanlı kenti içindeki Roma kalıntıları korunmuştur. Kapıkaya'daki Kibele kutsal alanının özgünlüğü ne tekrar vurgu yapılıyor ve tümülüsler antik çağda Bergama'da buradaki bir gücün yansıması olarak kabul ediliyor diyerek bu bütüncül olarak hem topografik hem insan yapısı bu yapılı çevrenin bir bütün içinde özgünlük değerine sahip olduğunu ifade ediyor. Bu da 25 Haziran 2014'te imzalanıp Kültür Bakanlığı'na teslim edilen Pergamon ve çok katmanlı kültürel peyzajıyla Dünya Miras Listesi'ne girdiğinin belgesi. Evet, Bergama çok katmanlı kültürel peyzajıyla Dünya Miras Listesi'ne giriyor. Bu şekilde listede yer alıyor. Fakat kültürel peyzaj tanımı bizim koruma yasamızın içinde yok. Niçin böyle girdi diye biraz baktığımızda aslında bir kültürel peyzaj alanı gerçekten öyle. Biraz o girme nedeni, o isimle başvuru nedeni o dönemde 2014 yılında bir kültürel, bir doğal varlık sistemin içine devletlerin sisteme sunması adaylık için tercih ediliyordu. Dolayısıyla doğal alanlara da referanslı olan kültürel peyzaj ismiyle Bergama listeye giriyor. Kültürel peyzajın ne olduğuna bakalım. Kültürel peyzaj doğa ve insan eliyle oluşturulmuş ögelerin uyum içinde olduğu, tarihi, estetik, etnolojik, antropolojik olarak değer taşıyan ve o bölgedeki hakim doğa unsurlarını, arazi kullanım biçimlerini ve geleneksel yaşamın sürdürüldüğü dokuları bölge adına temsil eden alanlar. Bu bir alanın kültürel peyzaj alanı niteliği kazanması için doğa ve insan birlikteliğinin zaman içinde önemli ürünler vermesi, bu ürünler hem somut hem somut olmayan, maddi manevi, elle tutulan tutulamayan tüm değerler ve bu ürünlerin uyum içinde olması gerekiyor. Aşağıda da Bergama gibi, işte Mardin gibi, Kapadokya gibi, İstanbul gibi önemli kültürel peyzajlardan iki, İstanbul ve Kapadokya bölgesini sizinle paylaşıyorum.
Kültürel peyzaj tanımı yok yasamızın içinde demiştim. Yine yasal çerçevede 2011 yılından sonra kültür varlıklarına ve kültürel varlıkların oluşturduğu sitlere Kültür ve Turizm Bakanlığı bakıyor. Doğal sit alanlarına da ve tabiat varlıkları ile ilgili konulara da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bakıyor. Böyle bir ayrım oldu. Bu ayrımdan sonra yasaya eğer bir kültürel peyzaj tanımı gelirse bu ne olur diye baktığımızda ben Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın sisteminin içine girdim. Orada şöyle bir tanım var. Diyor ki doğal sit alanları ve taşınmaz tabiat varlıklarının bulunduğu alanların arkeolojik, kentsel arkeolojik, tarihi sitler ve tescilli taşınmaz kültür varlıkları ile bunların koruma alanları ile çakışan yerlerde planlama yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndadır diyor. Dolayısıyla bu kültürel peyzaj alanlarının hangi bakanlık tarafından sorumluluk alanı içinde olacağının kararının doğru verilmesi lazım. Kültür Bakanlığı'nın sorumluluk alanında olması çok daha olumlu olacaktır. Burada şeyi görüyorsunuz, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yapısını, bu korunması gerekli doğal alanlarla ilgili bir koruma, tabiat varlıklarını koruma genel müdürlüğü var ve bununla ilgili koruma bölge komisyonları var. Şu anda Türkiye'de 27 adet bölge komisyonu olduğunu görüyoruz. Evet, kültürel peyzaj tanımı bu şekilde. Kent ölçeğinde, kent boyutunda çok katmanlılık nedir? Onu sorgularsak bir takım tanımları sizinle paylaşmak istiyorum. Çok katmanlı kentler tarihi süreçte yerleşim olma özelliğini sürdürmüş. Kültürel, sosyal ve yönetimsel değişimlerin yaşandığı, farklı dönemlerde bu farklı dönemlerine ait somut ve somut olmayan değerleri ve varlıkları yer altında ve yer üstünde yan yana gözlemlediğimiz kentler. Yerin ruhu dediğimiz somut, ki bunlar yapılar, sitler, yollar, peyzajlar, objeler ve somut olmayan varlıklar, anılar, öyküler, yazılı dokümanlar, ritüeller, geleneksel, her türlü geleneksel bilgi, değerler, dokular, renkler, kokular, bunlar yere anlam, değer, duygu ve gizem veren fiziksel ve ruhsal elemanlar. Çok katmanlı kentlerde çok daha fazla yoğun, çok daha fazla derin ve çok daha fazla etkileyici. Tıpkı Bergama gibi, tıpkı İstanbul gibi. Çok farklı kültürlerin ve uygarlıkların dönüm noktası olan Anadolu'da çok katmanlı kentlerin tarihsel süreç içerisinde yer alan bütün dönemlerini ve onların birbirleriyle oluşturdukları ilişkiler ağını belgeleme, tanımlama, anlama ve bu değerler katmanını koruyabilmek ve sürdürülebilir kılmak en temel gereklilik. Çok katmanlı kentler ülkemizde yasal çerçevede kentsel arkeolojik sit ya da karma sit olarak tanımlanıp korunuyor. Karma sitin içinde de baktığımızda genellikle kentsel ve üçüncü derece arkeolojik sit ya da kentsel ve tarihi sit olarak bir tanımlama olduğunu görüyoruz bu alanlarda. 2863 sayılı, günümüzde geçerli olan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası'nda sit tanımı var ayrıntılı olarak. Burada 2019 yılı sonunda sit alanlarının hangi tür sit alanları var ağırlıklı olarak onu incelediğimizde 20.146 tane 2019 yılı sonu itibariyle sit
alanı tanımlanmış. Bunların 19.475 tanesi arkeolojik sit alanı. Kentsel arkeolojik sit alanı olanlar 35 tane. Onun dışında arkeolojik ve kentsel sit alanı diye başka demin söylediğim gibi kentsel artı 3. derece arkeolojik sitten oluşan 54 tane olduğunu görüyoruz. Bunların sayısı son derece az sistemde gördüğünüz gibi. Halbuki biliyorsunuz Anadolu çok farklı kültürlerin, çok farklı uygarlıkların hem geçiş alanı hem düğüm noktası olan dolayısıyla o bağlamda da çok katmanlı olarak oluşmuş kentlerden ibaret. Bu sayıların daha fazla artması gerekiyor ama maalesef bu sayılar bu şekilde tanımlanmış durumda. Genel Türkiye genelindeki sit alanlarına baktığımızda 2019 yılı itibariyle burada demin gösterdiğim sayılarda genel büyük pastada arkeolojik sit alanının olduğunu görüyoruz. Diğerleri onun içinde kentsel, tarihi, kentsel arkeolojik ya da karma sit alanları çok az miktarda. Evet, kentsel arkeolojik sit önemli. Planlamamız açısından bizi rahatlatan bir şey. Çünkü bu alanlarda arkeolojik sit alanları ile birlikte korunması gerekli kentsel dokuları içeren ve bu özellikleri ile bütünlük arz eden, korumaya yönelik özel planlama gerektiren alanlar olarak tanımlanıyor. Ve bir yer kentsel arkeolojik sit ilan edildikten sonra bu alanda planlama çalışmaları bitmeden uygulamaya geçilemiyor. Yani şu şekilde izah edeyim. Mutlaka bu alanların çok sağlıklı, nitelikli, kapsamlı envanter çalışmasının yapılması gerekiyor. Ve bu alanlarda koruma amaçlı imar planları onaylanmadan parsel ölçeğinde uygulamaya geçilmemesi kararı alınıyor. Koruma amaçlı imar planları biliyorsunuz 2 yıl artı 1 yıl daha verilerek yapılan bir şey. O süreçte geçiş dönemi yapılaşma koşulları kullanılır. Eğer o alan kentsel arkeolojik sit alanıysa geçiş dönemi yapılaşma koşulları ile o alanda bir uygulama yapamıyoruz. Dolayısıyla bu tür alanlar demin söylediğim karma sitlerin doğuş nedeni oluyor. Kentsel artı 3. derece arkeolojik sit tanımı mesela yapılıyor. Çünkü 3. derece arkeolojik sit alanlarında geçiş dönemi yapılaşma koşullarıyla alanda çalışmalar, uygulamalar yapılabiliyor. Böyle bir şey var. Ne diyelim? Alanın değeriyle ilgili olarak koruma amaçlı plan yapılmadan alanda çalışma yapılmasına izin verilmiyor. Yine bu tür alanlarda altyapı hizmetlerinin kültür katmanına zarar vermeyecek ve toprak kullanımını en alt düzeyde tutacak biçimde ele alınması isteniyor. Öneri yapı gabarileriyle yapı tekniği ve malzemesinin geleneksel doku ile uyumuna özen gösterilmesi isteniyor. Rekonstrüksiyon ve taşınmaz kültür varlıklarının restorasyonları ile tescilsiz taşınmazların basit onarımların da bu alanda yapılabileceğine karar veriliyor. Yine kentsel sit yasal çerçevede tanımını görüyorsunuz. O alanda yaşam biçimini yansıtan ve her türlü yapılı çevreyi de içeren mimari, mahalli, tarihsel, estetik, sanat özelliği bulunan ve bir arada bulunmaları ve bütün olarak o yerleşmenin ait oldukları dönemin yaşam biçimini gelecek nesillere aktarmaları sebebiyle toplu olarak taşıdığı, homojen yapısıyla taşıdığı
değerleriyle tanımlanan alanlar bunlar. Bu kentsel sit alanlarının etrafında etkileşim geçiş sahası diye bir tampon bölge, koruma alanı, bir buffer zone kısmı yine yasada tanımlanmış olduğunu görüyoruz. Arkeolojik sitlere baktığımızda, arkeolojik sitlerde de insanlığın varoluşundan günümüze kadar ulaşan eski uygarlıkların yer altında, yer üstünde ve su altındaki ürünlerini, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerini yansıtan her türlü kültür varlığını yer aldığı yerleşme ve alanlar olarak tanımlandığını görüyoruz. Kentsel arkeolojik sit, bu arkeolojik sit tanımının içinde yine arkeolojik sitin içinde de birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece de gibi tanımlar var. Bunlar hem o alanın arkeolojik kalıntılarının yoğunluğu ile ilgili hem de o alanda var olan mevcut koşullara bağlı olarak bu tür koruma ve kullanım için bu tür derecelendirilmeler yapılıyor alanda. Bergama çok katmanlı kültürel peyzajına bu genel açıklamadan sonra girersek. Bergama kenti, Kale Dağı dediğimiz ya da Kent Dağı dediğimiz 330 metre yükseklikte Akropol'ün yer aldığı alanı tanımlıyor doğal olarak. Yine bu doğal olarak baktığımızda Bakırçay dediğimiz, Selinos Çayı dediğimiz bir çay bu tepenin altından ilerliyor. Tepenin diğer tarafından da Kestel Çayı akıyor. Bu alan milattan önce 3. 4. yüzyıllarda Pers hakimiyetinde. Fakat alanın şu anda çok da eskilere gittiğini biliyoruz. Ama buna yönelik şu anda elde veri olmadığı için milattan önce 5. 4. yüzyılda Pers hakimiyeti ve daha sonra 3. yüzyılda İskender tarafından alınıyor ve Makedonya yönetimine giriyor. Helenistik dönem başlıyor. Bu sırada kentin Bakırçay'a doğru genişlediğini görüyoruz. Asklepion'un en eski sağlık alanlarından biri. Bunun kentle bağlantısının kutsal yolun olduğunu görüyoruz. Roma döneminde de kentin daha geliştiğini, grid sistemle Bakırçay'ın altına doğru ilerlediğini görüyoruz. Roma döneminde Mısır tanrılarına adanmış olan Kızıl Avlu dediğimiz o 100'e 270 metre boyutlarında dev tapınağın yapıldığını görüyoruz. Bu şekilde kent ilerliyor. Osmanlı daha sonra burası işte Karasi Beyliği'nin eserlerini alanda görüyoruz. Osmanlı dönemini yoğun olarak görüyoruz. Cumhuriyet dönemini yoğun olarak görüyoruz bu alanda. Bu tarihi merkez dolayısıyla bütün bu uygarlıklara kesintisiz olarak hizmet etmiş bir alan. Sağ tarafta kentin 1943'teki imar planındaki kentin yayılma alanını görüyorsunuz. Evet. Burada yine kentin Helenistik dönem ve Roma döneminde nasıl geliştiğini, Osmanlı kent dokusunun onun üstüne nasıl yerleştiğini, Cumhuriyet döneminde kentin güneye doğru ilerlediğini görebiliyoruz. Evet. Evet. Bergama'nın bu yerleşim alanlarına göre nasıl bir sit alanı tanımıyla tanımlandığına baktığımızda
Çok farklı zamanlarda işte öncelikle arkeolojik sit alanı olarak tescil ediliyor. Daha sonra kentsel sit olarak tescilli yapılıyor. Fakat koruma amaçlı imar planları bir türlü gerçekleşemiyor. Çünkü koruma kurulları karar veremiyor bir şekilde. Çünkü alttaki katman da çok kıymetli, üstteki katman da çok kıymetli. Dolayısıyla hem sit alanlarının niteliğinde hem sınırlarında belli gelgitler oluyor. ...1976'da arkeolojik sit alanı ilan ediliyor. 1983'te kentsel sit olarak tekrar tanımlanıyor. Böylece kentsel sit, arkeolojik sit olarak iki ayrı tanımda alan belirleniyor. 1984'te, 89'da kentsel ve arkeolojik sit sınırlarında değişiklikler yapılıyor. Daha sonra 1993 yılında kentsel arkeolojik sit tanımı yasaya giriyor ve o kentsel arkeolojik sit tanımıyla birlikte yani süreklilik gösteren altında hem arkeolojik kalıntı, arkeolojik antik döneme ait yerleşim ve günümüz yerleşiminin ne kadar bütün katmanları içeren bu tür kentler için kentsel arkeolojik sit tanımı çıktıktan sonra 2001 yılında İzmir 2 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nca kentsel arkeolojik sit olarak tanımlanıyor. Ve bu karar doğrultusunda alana baktığımızda kentsel arkeolojik sit, birinci derece arkeolojik sit, ikinci derece arkeolojik sit ve üçüncü derece arkeolojik sit olarak tanımlandığını görüyoruz. Daha sonra 2003 yılında kentsel arkeolojik sit tanımının değiştirildiğini ve kentsel arkeolojik sit alanının kentsel artı üçüncü derece arkeolojik sit olarak tanımlandığını görüyoruz. Bunun nedeni demin de bahsettiğim gibi alanda koruma amaçlı imar planı olmadan uygulama yapılmaması nedeniyle ve alanın koruma amaçlı imar planı olmaması nedeniyle geçiş dönemi yapılaşma koşullarıyla ilerlemek için böyle bir karma sit tanımına doğru gidildiğini görüyoruz. Burada gördüğünüz gibi Akropol, Asklepion, şurada şöyle Akropol alanı, Asklepion, Kızılavlu, işte tümülüsler, bunlar hep birinci derece arkeolojik sit alanında. İkinci derece arkeolojik sit alanında şu mor olan kısımları görüyorsunuz. Birinci derece arkeolojik sit alanında bilimsel kazı dışında bir şey yapılamaz. Alanın anlatım sunumuna yönelik bir takım düzenlemelere gidilebilir. Ve bu alanda tescilli yapı eğer yoksa tescilsiz olan bütün yapıların başka yere taşınması istenir. Bunların onarımına izin verilmez. Takas yöntemiyle başka bir yerde arazi bir parsel verilebilir bu alanlara. İkinci derece arkeolojik sit alanı da ise birinci derece arkeolojik sit alanından şöyle bir farkı var. Orada bir var olan bir mahalle oluşmuş. Böyle bir geleneksel kent dokusu var. Dolayısıyla birinci derece arkeolojik sitten aslında çok farkı olmayan bir altta bir doku var, o biliniyor. Ama böyle de bir kent oluşumu var. İkinci derece arkeolojik sit olarak tanımlanan alanlarda kullanım koşulu şu: tescilli yapıların onarımına tabii ki izin veriliyor, birinci derece arkeolojik sit alanında olduğu gibi. Birinci derece arkeolojik sit alanından farklı olarak ikinci derece arkeolojik sit alanında tescilsiz olan yapıların da onarımına izin veriliyor. Ama yeni yapı yapmak
yasak bu alanlarda. Böylece buradaki kentsel dokunun onarılarak yaşamasına izin verilmiş olunuyor. Böyle bir kullanım kapsamında. Gördüğünüz gibi buradaki şu gördüğünüz kısım, şurada yine şurada gördüğünüz kısım ki bu alanda bir Roma dönemi hamam olduğu söylenen bir yapı var. O yapının üstüne yerleşmiş bir Osmanlı kent dokusu var. Dolayısıyla o alanında daha yeni yapı yapılmadan ama mevcut yapılarının koruma onarımına izin verilerek korunması esas alınmış vaziyette. Üçüncü derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planları doğrultusunda yeni yapıda yapılmasına izin verilen alanlar. Onlar da bu gördüğünüz yeşil alanlar. Koruma amaçlı imar planlarına baktığımızda aslında önce kentin daha önceki koruma amaçlı demeyelim de imar planlarına bakmak lazım. Bu imar planlarına baktığımızda aslında çok heyecan verici olduğunu görüyoruz. Bazı şeylerin, alınan kararların şu andaki çağdaş koruma ölçütleriyle uygun olduğunu görebiliyoruz. Bir tanesini sizinle paylaşayım. 1943'teki imar planının hemen arkasından 1945 yılında bu alanın düzenlenmesiyle ilgili olarak Başbakanlık Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü'nün isteği üzerine bir Bergama Temsilleri ve Turizm İşleri Bakanlıklar Arası Turizm Komisyonu bir rapor hazırlıyor. Turizm, arkeoloji ve eski eserler ve imar konuları ayrı başlıklar halinde ele alınıyor. Bu arkeoloji ve eski eserler kısmında koruma heyeti üyelerinden birinin de Sedat Çetintaş olduğunu görüyoruz. Ve burada raporun içinde şöyle söylüyor, eski Roma çağı Bergama'sının şimdiki kasabanın altında bulunmasından dolayı kasabanın başka yere taşınmasının uygun olup olmayacağı incelenmiş. Bu derece masraflı bir işe kalkışılması uygun görülmeyerek arkeolojik saha olarak gösterilmemiş bulunan ve altında ne olduğu kesin olarak belli olmayan yerler üzerinde iki kattan fazla olmayacak şekilde yapıya izin verilmesi, ilerideki arkeolojik çalışmalarda kamulaştırılması, güç yapılar yapılmasının önlenmesi, ayrıca eski kasaba sahasında bu gibi yeni yapılar kurulurken toprak altı arkeolojik eserlerin çıkmasını kolaylaştırmak için sondaj yapılmasını sağlayacak hükümlerin Bergama için gerekli özel imar ve yapı talimatnamesine girmesi isteğinde bulunuluyor. Yani alanın tıpkı kentsel arkeolojik sitler gibi incelenip ona göre yapılaşmanın yapılması öneriliyor. Üçüncü derece arkeolojik sit kullanım koşullarına da benzer. Yine raporda Bergama'nın karakteristik bir mahallesinin şehrin eski yaşayışını göstermek üzere olduğu gibi bırakılması isteniyor. Öteki mahallelerde yeni ihtiyaçlara cevap veren, aynı zamanda eski Türk evi karakterinde bulunan konutların zamanla yapılması ve kasabanın eski ve yeni her iki kısmında bir Türk şehri özelliklerinin bütünlükle yaratılabilmesi, bir sürdürülebilirlik kavramı bunun içinde var, isteniyor. Buna baktığımızda eski eserler umum müdürünün bu raporun altında imzalayanlar arasında Hamit Koşay'ın olduğunu da görüyoruz. 1968 yılında ki imar planında yine arkeolojik kalıntılara daha fazla önem verildiğini yine görüyoruz.
Ve bu imar planında Kızılavlu'nun kapsadığı alanın dış duvarlarından bir kısmının bitişik evlerin temizlenmesi ve önünden geçen yolun genişletilmesi öneriliyor. Demin söylediğim ikinci derece arkeolojik sit olan Roma devri kalıntısı hamamın üzerinde yer alan evlerin istimlak edilip arkeolojik saha olarak bırakılması öneriliyor. Bu üstteki yani kent dokusunu hiç korumayan bir planlama kararı bu 63-65'teki karardan son derece farklı olduğunu görüyoruz biz bu alanda. Daha sonra 1960'larda bu alanla ilgili yine çok fazla yine kent dokusunun çok fazla dikkate alınmadığı kentsel dokunun kararlarının olduğunu görüyoruz. Daha sonra 1991 yılında Bergama Kentsel ve Arkeolojik Sit Alanları koruma amaçlı imar planının ihale edildiğini görüyoruz. Bakın bu 91 tarihli, 1993'te kentsel arkeolojik sit tanımı çıkacak. 2001 yılında da bu kabul edilecek. O olmadığı için buradaki kararlar koruma kurulu tarafından onaylanmıyor. Bir şekilde nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda arkeologlarla mimarlar arasında, plancılar arasında farklı düşünceler oluyor. Üçüncü derece arkeolojik sit için daha sonra 2006 yılında koruma amaçlı imar planının onaylandığını görüyoruz. Kentsel artı üçüncü derece arkeolojik sit alanını içeren koruma amaçlı plan da 2012 yılında onaylanıyor. Dolayısıyla geçiş dönemi yapılaşma koşullarının başladığı 2003 yılından itibaren 2012 yılına kadar 9 yıl bu alan geçiş dönemi yapılaşma koşullarıyla uygulamalar bu alanda yapılıyor. Dolayısıyla bu karma sitin nedeni de o. Onu bir kez daha burada vurgulamak istiyorum. Bergama kent dokusuna baktığımızda gerçekten şu anda yaşayan kent dokusuyla alttaki doku üst üste tamamen çakışmış durumda olduğunu görüyoruz. Buradaki plandan da. Kırmızıyla işaretlenmiş olanlar alandaki işte Asklepion, Akropol, Kızılavlu ve alanda çıkan, tespit edilen hem Alman arkeoloji tarafından hem bizim alanda yaptığımız kentsel envanter sırasında bulduğumuz ve yere işlediğimiz kalıntıları görüyorsunuz. Böyle olağanüstü bir yer Bergama. Kızılavlusu, Akropol Tepesi kentiyle birlikte. Evet. Daha yakından. Kent içinden tümülüsler. Maltepe'yi görüyorsunuz. Maltepe tümülüsünü. Burada Kızılavlu'yu görüyorsunuz. Bergama Akropolü'nü görüyorsunuz. Dünyadaki en dik tiyatrolardan biri. Akropol'deki Trajan alanını görüyorsunuz. Evet. Oradaki çeşitli anastilosis çalışmalarını görüyorsunuz alanda. Burada Asklepion. Asklepion'dan, tiyatrodan bir görüntü ve yine orada
ayağa kaldırılmış, anastilosisle ayağa kaldırılmış sütunları görüyorsunuz. Burada yine kentten görünüşler. Akropolden kente bakış, kentten akropole bakış, geleneksel doku. Burada baktığımızda üst üstelik, yan yanalık her yerde. Burada bakın bir tonosun üstünde ev, sol tarafta. Bakın şöyle bir tonos, onun üstünde evin yerleştiğini görüyoruz. Yine başka bir geleneksel evde şeyleri, evin dikmelerini buldukları sütun parçalarının üstüne konumlandırmışlar. Son derece böyle rahat bir şekilde bunu, var olan şeyi kullanmışlar ve bu da o alanın bu sürekliliğini bize çok güzel ifade ediyor. Burada Asklepion'dan kente giriş kapısını görüyorsunuz. Bu kutsal yol burası ve bu yol hala kullanılıyor. Bu tabii müthiş heyecan verici bir şey. Bu yolun üstünde hala yürümek. Burada işte Viren Kapı, onun önünde hemen Osmanlı dönemi geleneksel ev. Burada yine alanın çok katmanlılığı ile ilgili bir takım görseller. Alanda büyük bir Roma tonozu, onun üstünde yine Osmanlı dönemi bir yapı olduğunu görüyoruz. Burada yine var olan bir altyapının üstüne bir evin yapıldığını görüyoruz. Burada büyük bir tonos, yine onun içi ev olarak kullanılmış. Şurada görüyorsunuz Roma dönemi bir kalıntı, bu çeşme olarak kullanılmış. Onun üstüne de hemen bu geleneksel Türk evi, Osmanlı evi dediğimiz bir ev konumlandırılmış. Yine burada altta antik dönem duvarın üstüne yapılmış yapıyı görüyorsunuz. Bu Bergama'da çok rahat her yerde gördüğünüz olmazsa olmaz görüntüler, alanın çok katmanlılığını vurgulayan somut veriler. Burada yine demin gösterdiğim gibi bir dakika. Şarjım azalıyor. Geliyorum şimdi. Işığı niye kapattın? Hocamız ufak bir teknik sıkıntı yaşadı. Birazdan yayına devam edeceğiz. Bu arada ben biraz gelen yorumlardan ve iyi yayın dileklerinden bahsedeyim Demet Hocam şarj olayını halledene kadar. Şuradan sırayla takip ediyorum. Evrensel Mesih'i, merhaba, bir dahaki bölüme Celal Şengör gelsin demişsiniz. Neden olmasın diyoruz. Ben Avrasya Yer Bilimlerinde doktora yapıyorum. Celal Hoca ile iletişime geçeriz bu konuyla ilgili olarak. Derya Avcı, iyi yayınlar kıymetli Arkeomedya ailesi demiş. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun.
Özcan Dursun iyi yayınlar dilemiş. Teşekkürler Özcan. Bugün moderatörlüğü ben aldım. Teşekkür ederiz. Nurgül Dursun, ufkumuzu açtınız yine demişler. Evet, evet. Kesinlikle öyle. Çok detaylı ve güzel bir çalışma dinliyoruz Demet Hoca'dan. Geri geldim. Tamam hocam. Siz gelene kadar ben canlı yayına gelen yorumları ufacık bir aktardım. Bu süreyi birazcık böyle dolu dolu geçirelim diye. Bir de son olarak Gökhan Gönlügür'ün yorumunu ileteyim. İyi yayınlar dilerim demiş size. Bu şekilde daha sonra diğer gelen yorumları da size aktarmaya devam edeceğim sunumdan sonra. Kaldığınız yerden siz devam edebilirsiniz. Evet. Buyurun. Evet, devam ediyorum. Kentin çok katmanlı yapısını gösteren burada mermer direkler dediğimiz kısımda yapılmış, Osmanlı döneminde yapılmış bir yapıyı görüyoruz. Yine bir Roma kalıntısının içindeki bir evi görüyoruz. Sağ tarafta yine bir antik lahitin kullanılarak çeşmeye dönüştürüldüğünü görüyoruz bir evin altında. Yine bu alanda Osmanlı dönemi yoğun olarak yapılar yer alıyor. Geleneksel evlere baktığımızda evlerden yukarıdaki antik Pergamon evleriyle birebir örtüşen örneklerin olduğunu görüyoruz. Büyük bir olasılıkla bunlar kent içinde de var olan evlerin kalıntıları ya da temelleri üstünde oluşmuş evler bunlar. Onları görebiliyoruz. Yine bu alanda çok değerli Osmanlı dönemi anıtsal yapıların dışında geleneksel konutlar olduğunu söylemiştim. Bunlar hakikaten başkentte 18. yüzyılda görülüp Bergama gibi Anadolu kentlerinde bir yüzyıl daha devam eden plan ve plan ve cephe özelliklerine sahip olan yapılar. Burada pahalı girişleri olan odaları görüyorsunuz. Evet, açık dış sofalı yapılar. Yine burada açık dış sofası daha sonra kapatılmış. Geleneksel oda düzenine sahip yapıları görüyoruz. Bu da yine oradaki geleneksel yapılardan. Bu yapı maalesef son gittiğimizde yıkılmış idi. Yine çalışma alanından bir takım Kale Mahallesi'nden, yani Bergama Çayı'nın üstünde Akropol'e doğru olan kısımdaki Ulu Cami Mahallesi'nden bir ev görüyorsunuz. 19. yüzyılın ikinci yarısında çoğunlukla yapılan bu tür işte ada mimarisiyle özdeş yapılar var. Yine alanda Cumhuriyet dönemi yapılarını görüyoruz. Erken Cumhuriyet dönemi yapılarını görüyoruz. Bunlar da böyle çok hoş köşeye açıklıklarıyla, yuvarlak köşe dönüşleriyle olan önemli, güzel yapılar. Özellikle Turabey Mahallesi'nde bu yapıları görüyoruz ayrıntılı olarak. Evet.
Yasal açıdan baktığımızda kültür varlıkları tanımı kültür varlıkları tanımı tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş, bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan, yer üstünde, yer altında veya su altındaki tüm taşınır taşınmaz varlıklar olarak tanımlanıyor. Temel olarak 19. yüzyıl sonuna kadar yapılmış olan tüm yapılar korunması gerekli tabiat varlığı olarak, kültür varlığı olarak kabul ediliyor. Ama özellikleri ve değeri açısından çok yakın geçmiş mirası da biz koruyoruz ve sistemde tescil altına alabiliyoruz. Evet, bu tür alanlarda korumanın ilk adımı çok özellikli alanlar dedik. Dolayısıyla alanda yerin altında da yerin üstünde de çok değerli katmanlar var. Onun için ayrıntılı güzel bir belgeleme yapmamız gerekiyor. Bu somut ve somut olmayan kültürel varlıkların bütünleşik envanterleme şeklinde birbiriyle ilişkili ve yere bağlı olarak coğrafi bilgi sistemi kullanılarak belgelemesinin yapılması çok çok önemli. Biz alanda kentsel kültür varlıkları envanteri yaparken kullandığımız fişlerde, TÜBİTAKSE'in fişlerinde antik döneme ait ve varlıklar, kalıntıları işaretlemize olanak veren bir envanter sistemimiz vardı. Yine alanda somut olmayan bütün değerlerin saptanmasında da yine bu yere bağlı olarak, mekana bağlı olarak sistemin içinde bütünleşik diğer envanter sistemiyle ilişkili olan bir belgeleme sisteminin oluşturulması çok çok önemli. Envanter fişlerinin tanımlı ölçütlere göre düzenlenmesinin yapılması çok önemli. Önceden tanımlamak lazım bazı konuları, bazı değerleri envanteri yapacak olan ekibi sahaya çıkmadan önce. Yasamızda bizim bir maddemiz var. 2863 sayılı yasada 7. madde. Yapılacak tespitlerde kültür ve tabiat varlıklarının tarih, sanat, bölge ve diğer özellikleri dikkate alınır. Devletin imkanları göz önünde tutularak örnek durumda olan ve ait olduğu devrin özelliklerini yansıtan yeteri kadar eser korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenir deniyor. Dolayısıyla koruma bölge kurullarına yetki verilmiş durumda ve onlar kendileri yeteri kadar ölçütü neyse kabul ettikleri ona göre gelen kültür varlıkları için o envanter sistemiyle gelen fişlerden ve yapılardan ve parsellerden bir kısmını tescilliyorlar, bir kısmını tescillemiyorlar. Bu yasada mutlaka yer almaması gereken bir madde olarak tanımlamamız gerekiyor. Alanda somut olmayan değerlerin de sistemin içine mutlaka eklemlenmesi gerektiğini söylemiştim. Somut olmayan kültürel miras ögeleri Bergama'da Bergama kermesi her yıl yapılıyor. Belli alanlarda yapılıyor. Yerle bütünleşik olarak ve belli gelenekler çerçevesinde. Dolayısıyla bunun tespit edilip sistemin içinde değerlendirilmesi çok çok önemli. Hala devam eden bir gelenek ve tören. Bu çok alanı da değerli kılıyor. Yine parşömen üretimi, geleneksel parşömen üretimi çok az sayıda kalmış durumda bunu
üreten kişiler. Dolayısıyla buna destek verilip bunun devam ettirilmesi de çok önemli. Yine bunun sistemin içinde var şu anda ama dediğim gibi bütünleşik envanter sisteminin içinde de bu geleneksel üretimler nerede yapılıyor o fişlerin ona göre düzenlenip coğrafi bilgi sistemi ile birlikte bütünleşik bir veri bankası, bir envanter bankasının oluşması çok çok önemli. Yine Kızılavlu'da çok çeşitli inançların kutsal alanı burası. Çok tanrılı dinler, Yahudilik, Müslümanlar tarafından da kullanılıyor. Dolayısıyla Hristiyanlar tarafından da kullanılan bir alan. Her dönem önemli bir inanca bağlı kutsal yer olarak kalmış ve hala o özelliğini devam ettiriyor. Evet, ben TÜBİTAK Yüksek Kültür Envanteri kapsamında kentsel kültür varlıkları envanteri yaptık demiştim alanda üniversite olarak. Bu TÜBİTAK Yüksek 2000'li yıllarda olan önemli bir çalışmaydı ve bütün Türkiye'nin somut ve somut olmayan mirasını yani kimliğinin ne olduğunu ortaya çıkaracak bir belgeleme sistemiydi bu. Arkeoloji, kırsal, tarih, sözlü tarih, etnografya, etnobotanik, jeoarkeo, jeolojik miras bunların hepsini envanterinin yapılması isteniyordu. Fakat ne yazık ki daha sonrasında biz bu çalışmaları da yaptıktan sonra bu sistem yöneticilerin değişmesiyle kaldı. Biz 2003 yılında alana girdiğimizde ve TÜBİTAK Yüksek'e bu projeyi sunduğumuzda en ilerideki hedefimiz Bergama'nın Dünya Miras Listesi'ne girmesiydi. Çünkü bu alanın hem yer olarak hem insanlar olarak bunu hak ettiğini düşünüyorduk biz bu alanın ve dolayısıyla o bağlamda hep çalışmalarımıza devam ettik. Burada şeyi görüyorsunuz, kültür varlıklarını korunması için biz yasal olarak Avrupa Konseyi'nin fişini kullanıyoruz. Avrupa Konseyi'nin fişinde de çoktan seçmeli değildir çok fazla. Belli yerlerde işte diyebiliriz değil yani aslında çoktan seçmeli değil alanda hızlı doldurmanızı sağlayacak. Ve bir takım mesela taşıyıcı yapı durumu analizi iyi, orta, kötü, örtü durumu orta, işte iç yapı durumu iyi diye yazılmış. Ama bunların ölçütlerinin alana gitmeden önce mutlaka ekibe anlatılması gerekiyor ki bunlar aynı şekilde aynı ölçütler doğrultusunda doldurulsun ve yaptığımız analizler sonrasında doğru olsun. Burada bu fişleri görüyorsunuz. Şu anda geçerli olan fişleri envanter yapmak için geçerli olan fişler bu şekilde. Biz alanda TÜBİTAK Yüksek'in tanımladığı fişleri kullandık. Bunlar çoktan seçmeli olan fişler ve GPS verisi de koyuyordu. Yani coğrafi bilgi sistemine de bağlayabileceğiniz bir sistemde. Yerleşim yapı adaları için yerleşme fişleri vardı. Kültür varlıklarının tespiti içinde anıt fişi dediğimiz fişleri kullandık. Burada yapı adalarının tanımlanması için olan fişi görüyorsunuz. Biz hala bütün alan çalışmalarımızda bu fişleri kullanıyoruz. Çünkü bunlar demin de söylediğim gibi sonrasında analiz yapmaya
imkan veren, kolayca yapmamıza imkan veren bir belgeleme sistemi bu. Evet. Burada anıt fişlerini görüyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi bütün her türlü şey tanımlanmış durumda. Kentsel kültür varlığı ile ilgili, kentsel ögenin ne olduğu, rıhtım mı, kuyu mu, mezarlık mı, doğa ögesi var mı, dönemi nedir, yapım yüzyılı nedir, yapı türü nasıl, nedir, envanter numarası, işte çektiğiniz fotoğrafların numarası, her şeyiyle çoktan seçmeli olarak doldurabileceğiniz bir fiş. Fişin arka tarafı da yapının fiziksel özellikleri, yapıya girip girmediğiniz, konut plan tipi, işte cephe özellikleri, sağlamlık durumu, burada da yine harap, kötü, orta, iyi, özgünlük durumunu, fiziksel özgünlükte kötü, orta, iyi gibi bir takım şeyler var, ölçütler var. Dolayısıyla bu ikisi için mutlaka yapının sağlamlık durumu ve fiziksel özgünlük için mutlaka alana çıkmadan önce ekibin bilgilendirilmesi ölçütler konusunda gerekiyor. Onun ölçütlerinin ne olması gerektiğini biz belirledik o alanda ve o doğrultuda alandaki fişlerimizi doldurduk. Burada şeyi görüyorsunuz. Taşıdıkları değer doğrultusunda korunması gerekli kültür varlığı olarak belirlenen yapıları biz tescile öneriyoruz bu alanlarda. Bu yapılar dışında yükseklik, kat adeti, cephe sistemi, cephe oranları, yapı parsel ilişkisi gibi bir takım özellikler açısından çevresindeki yapılarla uyum gösteren yapılara da dokuyla uyumlu yapılar diyoruz. Bunlar farklı malzeme ve strüktürle yapılmış olabilir ama dediğimiz gibi bu şekilde çevreyle uyumlu bir birliktelik gösteriyorsa dokuyla uyumlu yapılar olarak belirleniyoruz. Bunun dışındaki yapılara dokuyla uyumsuz yapılar olarak nitelendiriyoruz yaptığımız envanter çalışmalarında. Demin söylediğim bu fişlerde yapısal sağlamlık ölçütü ve özgünlük ölçütü kısmı için alana çıkmadan önce ölçütlerimizi belirliyoruz. Diyoruz ki yapıların taşıyıcı sisteme ulaşmayan küçük malzeme bozulmaları varsa az bozulmuş, iyi diyebiliriz buna. Yapı elemanlarının bozulması ve özgün yapı elemanlarının kısmen yok olması, değiştirilmesi, koruyucu sistemdeki bozulmalar varsa bunlara orta bozulmuş diyebiliriz. Taşıyıcı sistemin taşıyıcılık özelliklerinin azalması ya da yok olması söz konusuysa buna alanda işaretlerken çok bozulmuş diyoruz. Tanımlanması zor olan, tanımlanamaz nitelikte bir kalıntı ise harap olarak gösteriyoruz. Yine özgünlük açısından, orijinallik açısından İşte malzeme, işçilik, tasarım, konum açısından incelediğimizde, değerlendirme yaptığımızda yapısaldan farklı olarak burada daha bir biçimsel olarak olaya bir bakmak gerekiyor. Ve yapının üst örtü kaplaması, duvar kaplaması, yapı elemanları ve malzemede, bezemede bir kısmı yok oluş varsa özgünlük açısından iyidir. Konum planı ölçeğinde bir değişme, genel plan düzeninde, cephe düzeninde kısmi bir yok oluş, bir değişme varsa biçimsel olarak buna özgünlük açısından orta diyebiliriz. Genel plan düzeninde ve cephe düzeninde yapı elemanlarında ve malzemede bir yok oluş, bir değişme varsa büyük oranda özgünlük açısından kötü olarak ifade edebiliriz diye söylüyoruz. Envanter fişleri doldurulduktan sonra dijital olarak sisteme bunlar girildi ve kültür kitap olarak geçiyordu. Sistemdeki çıktılarını görüyorsunuz. Dijital bir envanter sistemine dönüştürüldü bu.
Burada anıt sorgu sayfasını görüyorsunuz. Evet. Bunlar yapıldıktan sonra ayrıca alana gittiğimizde mutlaka alanın yapıların envanterini yaparken başlangıçta plan krokilerini hep yapıyoruz. Mümkün olduğu kadar aynı tipte olan yapılar varsa işte daha basit krokiler yapıyoruz. Farklı yapı tipleri gördüğümüzde daha ayrıntılı plan krokilerini yaparak daha sonra bunları da envanter fişlerine işliyoruz. Envanter fişlerinden daha sonra bu değerlendirme aşamasında, daha sonra envanterler bittikten sonra yaptığımız değerlendirme aşamasında bir takım işte tipolojiler çıkartıyoruz. O alandaki planimetrik mimari düzeni bize göstermesi açısından önemli çalışmalar bunlar da. Bu çok katmanlı alanlarda envanter ve belgeleme ve değerlendirme yaparken demin size şeyin sunumun başında göstermiştim. 1943'te bir harita vardı. O haritadaki sınırlarla şu anda sit alanı olarak tanımlanmış sınırların örtüşmediğini gördük. Ve biz o eski haritadan yola çıkarak envanterlememizi öyle devam ettirdik ve hakikaten onun sonunda da sit alanın sınırlarının değişmesi gerektiğini gördük. Dolayısıyla siz bir alanda belgeleme çalışması yapacaksanız, o alanda bir sit alanı olarak tanımlandıysa, o sit alanının sınırlarına çok fazla bakmamanız gerekir. Eski haritalar ve yazılı belgelerden yola çıkarak bu belgeleme yapılacak alanın sınırlarının ön saptaması gerekir. Envanter sırasında varlığın demin söylediğim gibi sağlamlık, özgünlük durumu, taşıdığı değerlerin saptanmasında mutlaka ölçütler oluşturmamız gerekiyor. Envanter sonrasındaki değerlendirmede yine yapıların korunmuşluk durumu, sağlamlık durumu, özgünlük durumu, işte mimari özelliklerini içeren bir takım analizlerin yapılması önemli. Yine cephe ve plan tipolojilerinin yapılması önemli. Tüm bu değerlendirmelerden sonra ancak kültür varlıklarının o alandaki enderlik, teklik ve çevresel değerli olarak tanımlamasını yapabiliriz. Bunun öncesinde değil. Bizim Bergama'da TÜBİTÜKSEK kentsel kültür varlığı envanteri projesinin sonunda 1501 tane anıt envanteri, 160 tane yapı adası envanteri yaptık. Gördük ki buradaki envanteri yaptığımız yapılar, yani kültür varlığı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşündüğümüz oranın geleneksel mimarisini yansıtan yapıları dikkate aldığımızda buradaki tescilli yapıların sadece bizim tespit ettiğimiz envanterin 1/3 kadar olduğunu gördük. Anadolu'da farklı kentlere gittiğimizde buna çok şahit oluyoruz. İşte demin o söylediğim 7. maddedeki yeteri kadar kültür varlığı olarak tescillenir rebalı olarak koruma kurulları o şekilde bir tescil yapıyor. Tabii bir takım baskılar da var bu alanda. Dolayısıyla işte o yasaya da bağlı olarak bu tescilli yapı sayısının az olduğunu görüyoruz alandaki çalışmalarımızda. Bergama'da da aynısını gördük. Bergama kentsel kültür varlıklarını içeren dijital veriler 2006 yılında TÜBİTÜKSEK'e teslim ediliyor. 2007'de Bergama Belediyesi'ne veriliyor. Bergama'da tescile önerilen parsel listesi ve sit alanlarında yapılması gereken önerilen
değişiklikler İzmir 2 numaralı Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne sunuldu. 197 adet taşınmaz kültür varlığı yapı, ki bunların pek çoğu çok katmanlı yapı özelliği taşıyordu, tescil için önerildi. Demin o bahsettiğim konu, buradaki gördüğünüz gibi bu mevcut sit alanları sınırı, şuraya bir dikkat ederseniz, 3. derece arkeoloji, pembe olan 3. derece arkeolojik ve kentsel sit, karma sit burası. Bu şekilde, fakat aslında bunun şöyle aşağıya doğru uzaması gerekiyor. Eski haritalara baktığımızda, Osmanlı kent dokusuna baktığımızda bu yaptığımız envanterler sonucunda kent içinde görüyorsunuz Osmanlı dönemini, Cumhuriyet dönemini, yapılarını. Cumhuriyet dönemi daha kırmızı olanlar burada görüyorsunuz. Burada da haritada olduğu gibi şöyle alanın uzadığını görebiliyoruz. Biz de buna bağlı olarak sit alanları sınırlarında değişiklikler ve tanımda da bir takım değişiklikler için öneride bulunduk. Burada mevcutu görüyorsunuz. Şu kısımlar bizim çalışma alanımızın ve envanteri yapılmaya değer yapıların olduğu alan sınırları. Dolayısıyla biz o alanlarda şunu önerdik. Buradaki 3. derece arkeolojik sit alanında, şu kısımda ve şuradaki kısımda bu alanında kentsel arkeolojik sit diyorum ben. 3. derece arkeolojik sit artı kentsel sit olarak genişletilmesi gerektiğini önerdik. Çünkü hakikaten bu alanda tescile değer yapılar var yoğun olarak. Yine başka bir önerimiz şu oldu. Şu yukarıda Akropol'ün oradaki alanda bir mahalle kısmında yerleşim alanının oraya kadar uzamış. Orası 1. derece arkeolojik sit alanı görüyorsunuz. 1. derece arkeolojik sit alanı, ama 1. derece arkeolojik sit alanında kullanım koşullarında tescilli yapıların sadece korunmasına izin veriliyor. Tescilsiz yapıların alandan çıkması isteniyor. Dolayısıyla eğer siz bu alanı 1. derece arkeolojik sit olarak tanımlamaya devam ederseniz, buradaki uzamış olan mahalle dokusu yapılar tamir edilmediği için kötü duruma düşecek mahalle. Dolayısıyla bu alan ve şurada gördüğümüz şu, yine şu kısımdaki alan, Atmaca Mahallesi'nin oradaki alanda buraların 2. derece arkeolojik sit alanı olarak tanımlanması ve tescilsiz yapıların da onarımına izin verilmesi, oradaki geleneksel kent dokusunun da muhafaza edilmesi için öneride bulunduk, ama bu ikisi de maalesef kabul edilmedi. Şu alanla ilgili yaptığımız çalışmayı ben size göstereceğim. Bunu önermeden önce yaptığımız çalışmayı. Burada Bergama sit alanlarını görüyorsunuz. Ve onun içindeki mahalleleri görüyorsunuz. Bergama çayının kuzeyindeki alanda Ulu Cami, Talat Paşa, Kurtuluş mahalleleri var. Güneyinde Selçuk, Barbaros, Atmaca, İslam Saray, Turabey, İnkılap, Gazi Paşa, Ertuğrul ve Zafer mahallelerin olduğunu görüyoruz. Burada size şeyi göstereceğim. Şuradaki
Roma hamamı kalıntısı var ve ikinci derece arkeolojik sit alanı. Bu alanda tescilli yapı sayısını arttırmaya yönelik çalışmalarımız oldu. Evet. Şu 319'a da. Evet. Bu alanı görüyorsunuz. Envanteri yaptığımız tescilli yapılar sadece bakın bu alanda 3 taneydi. Bunların sayısını arttırmak istedik. Gerçekten geleneksel mimarinin oradaki yöresel mimarinin bütün örneklerini gördüğümüz özgün konutlar bunlar. Dolayısıyla bu çalışmayı yapıp daha sonrasında buradaki tescil sayısının artırılmasını istedik. Alandan görünüşler o alandan yapılarla ilgili. Evet. Yine o alandan Roma dönemi hamamın bir parçası evin odasının içinde. Tabii bunu tescillenmesini istediğimiz yapılardan değil bunlar. Evet. Demin gösterdiğim yine buradaki Helenistik dönem kapının olduğu alanda şurada Helenistik dönem kapı var. Şu bu kapının olduğu alan tabii değerli bir alan ama kentte böyle büyümüş mahalle. Buradaki tescilli yapılar yeşil olanlar. Bakın tescil şu anda yasal olarak koruma altına alınmış olan yapılar bunlar. Bunun dışındaki yapıların buradan alandan kaldırılması isteniyor. Fakat alanda dolaştığımızda bunların da nitelikli malzemesi, tasarımı, yapım sistemi açısından oradaki geleneksel mimariyi yansıtan önemli yapılar olduğunu gördük. Dolayısıyla tescile önerdiğimiz bunlardan şu kırmızılar. Onun dışındakiler de dokuyla uyumludur olarak tanımladık. Hani bu alandan kaldırılması gereken bir yapı varsa, yapılar varsa bunlar da dokuyla uyumsuz olan şurada pembe görülen alanlardır diye ifade ettik bunu. Ve bu alanın da yapılan alan izleri sizinle paylaşayım. Doluluk boşluk açısından, parsel yapı ilişkisi açısından analiz paftaları yapılan envanterler sonucunda. Kat adetleri açısından yapılmış olan analizler. İşlev açısından konut, ticaret, konut artı ticaret, dini yapı, müze gibi. Yapım sistemi açısından ne tür özellik gösteriyorlarsa gördüğünüz gibi buradaki betonarme yapılar dokuyla da uyumsuzsa eğer demin ilk başta söylediğim ölçütler doğrultusunda bunlar o şekilde işaretlenmiş durumda. Burada yine yapısal sağlamlık açısından iyi, orta, kötü, harap durumda olanları görüyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi iyi ve orta durumda yani alandaki yapılar. Özgünlük açısından değerlendirdiğimizde de yani malzemesi, strüktürü, yapım bilgisi, tasarım, konum açısından baktığımızda bunların orta olarak, yoğun olarak orta ölçüt dizisinin içinde olduğunu görüyoruz. Yine alandan bakın tescile önerdiğimiz yapılardan. Bir dakika. Evet.
Yine alandan yapılar. Bu alan dediğim gibi birinci derece arkeolojik sit alanı ve tescilli değilse yapılar onarımına dahi izin verilmiyor ve başka bir yere taşınması isteniyor oradaki kişilerin, öyle söyleyelim. Yani hem sosyal açıdan hem de var olan bu yapıların, geleneksel yapıların korunması açısından bu alanın derecesinin değiştirilmesi elzem. İkinci derece arkeolojik sit alanı olup tescilsiz yapıların da, bütün yapılar tescillenemiyorsa eğer, korunmasına, onarılmasına izin verilmesi doğru bir çözüm olacak. Yeni yapı yapılması tabii ki bu alanda yasak. İkinci derece arkeolojik sit alanında yapıları görüyorsunuz. Yine demin söylediğim o aşağıya doğru uzamış olan sit alanının dışında olan Zafer Mahallesi'ni görüyorsunuz. Bu alana baktığımızda yüzyıl başında da bunun olduğunu görüyoruz. 19. yüzyıl sonunda gelen 1876'da Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra gelen muhacirlerin yerleştirdiği mahalle ve 1856 yılından sonra İstanbul ve İzmir'de uygulanan planlama anlayışıyla geometrik yol düzenine sahip bir yerleşme bu alan. Dolayısıyla bunun da mutlaka sit alanının içine alınması gerekiyor. Evet, Bergama'nın şu andaki mevcut sit sınırlarını görüyorsunuz. Evet, Kızılavlu. Kızılavlu da Bergama'da çok çok önemli bir alan. Hakikaten çok önemli bir Mısır tanrılarına adanmış. Oradaki bu Akdeniz Havzası'ndaki Mısır kültünü vurgulayan önemli bir tapınak. Ve daha sonra dediğim gibi hem Yahudiler, hem Hristiyanlar, hem Müslümanlar tarafından kullanılan bir alan. Ve bu alanın uç tarafında tapınağın sınırları içinde yapılmış bir, oluşmuş bir Osmanlı kent dokusu var. Görüyorsunuz burada yol dokusunu görüyorsunuz. Buradaki Kızılavlu'nun içinde bulunan 3 tane yapı adası var. Buradan geçen, alttan geçen çift böyle tonos var. Selinos Bakırçay onun içinden akıyor. Onun üstüne de bu mahalle inşa edilmiş. Ne yerde ne gökte mahallesi diye de adlandırılan geçmiş dönemde bir mahalle burası. Tabii alanda betonarme daha sonra yapılmış böyle bir takım yapılar da var. Tahrip eden, alanı tahrip eden, yapıyı tahrip eden yapılar var. Tabii ki onların kaldırılması gerekiyor ama burada da bu yoluyla ve bu çıkmaz sokaklarıyla oluşmuş bir yerleşim dokusu var. Alanı görüyorsunuz, Kızılavlu alanını. Şuradaki yuvarlak ortada kilise olarak kullanılmış. Şimdi günümüzde cami olarak kullanılıyor. Öbür taraf müzenin müze olarak kullanılıyor. Bu alan buraya kadar uzanan bir tapınak burası. Gördüğünüz gibi. Mutlaka bu tapınağın izlerinin hissedilmesi gerekiyor, o kesin. Ama buradaki yerleşim dokusunun da nitelikli olan yapıların muhafaza edilmesi önemli. Burada görüyorsunuz Selinos Çayı, Bakır Çayın bu tapınağın altındaki tünellerden geçtiğini. Bu çok önemli bir kült alanı burası. Evet.
Evet. Bu 1750'lerdeki görsel. Görüyorsunuz. Günümüzde o sütunlarda, yani kapının girişinden bir tanesi kalmış. Bu sütunlar Bergama'nın çeşitli yerlerinde görebiliyoruz. Dolayısıyla bu bütünleşik envanter sistemi dediğimizde bu mevcut olan yapıların parçalarını da tespit edebilirsek o envanter sistemini entegre etmemiz çok daha kolay olacak. Hatta bunu daha da genişletmek mümkün. Sadece Bergama'yla değil, Bergama'dan biliyorsunuz pek çok yapı parçası kullanım amaçlı çeşitli yerlere gidebiliyor. İstanbul'da mesela Nuri Osmaniye Camisi'nin avlusundaki 12 tane somaki mermer sütunun Bergama'dan geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla Ayasofya'nın içindeki küp yine Bergama'dan. Bunların da bu bütünleşik envanter sisteminin içine yerleştirilmesi çok önemli. Dolayısıyla sadece böyle kentlerin değil, Kültür Bakanlığı nezdinde bütün ülkenin kültür envanterinin hızlıca artık oluşturulması gerekiyor. Çok parça parça envanter sistemi. Evet, Kızılavlu'ya devam ediyoruz. Tapınağın duvarlarına yapılmış evler. Nitelikli olan var, nitelikli olmayan var. Yine tapınağı görüyoruz. Buradan şu uca kadar, şuraya kadar uzanan büyüklükte 200-270 metre büyüklükte bir tapınak. İki Akropol ile Asklepion'un kesişim yerinde. Hem anlamsal açıdan, hem fiziksel açıdan, hem mimari açıdan olağanüstü değere sahip bir yapı ve alan burası. Bergama'nın da kalbinde. Evet, burada oradaki avlunun üstündeki dokuyu görüyorsunuz. Bunu da demin o ikinci derece arkeolojik sit alanında yaptığımız tüm analizler bu alan içinde yapıldı. Çok fazla olmasın diye sadece tescil durumu analizini sizinle paylaşmak istiyorum. Buna göre biz 17 tane yapının tescillenmesi gerektiğini, dokuyla uyumlu yapıların da işte şunlar olduğunu, onun dışındaki yapıların dokuyla uyumsuz olduğunu, kaldırılabileceğini yine kurula önerdik. Fakat kuruldan 17 tane yapı yerine 14 tane yapının tescillenmesi kararı çıktı. Yine de iyi durumda. Evet, bu alanla ilgili şeyler, silüetleri görüyorsunuz, analizlerle birlikte yapılan. Yine alanda tescile önerilen ve dokuyla uyumlu yapılar ilişkisi. Bu alanla ilgili mutlaka bir yarışma düzenlenmesi lazım. Her türlü dokümantasyon bizde hazır. Hatta daha önceki belediye başkanıyla da görüştük. Kültür Bakanlığıyla da görüşüldü. Fakat devamlı yönetim değişiklikleri olunca böyle projeler kalabiliyor. Mutlaka bu alanın bir uluslararası ya da bir ulusal yarışmayla düzenlenmesinin nasıl korunup nasıl geleceğe aktarılması gerekir ve buradaki hem tapınak nasıl ortaya çıkartılır anlatım sunum açısından, hem buradaki var olan doku nasıl mümkün olduğu kadar korunur, bunun sorgulamasının yapılması çok çok önemli. Evet, Bergama ilçesinin en son sit alanları paftası bu. Burada gördüğünüz gibi daha ileride kibele alanı var. Bu sistemin içine girmiyor. İşte su kemerleri var. Ve bütün burada gördüğünüz gibi
Bütün tümülüslerde işaretlenmiş durumda. Son şey bu. Bizim önerilerimiz henüz sit alanlarıyla ilgili çok fazla dikkate alınmamış durumda. Nasıl koruyacağız bu alanları? Yani bu envanter ve belgeleme çalışması yaptıktan sonra temel olarak korumak için oradaki halkın katılımıyla bir koruma ve gelişim oluşturmak esas. Bergama'da var olan halk bunu çok kolayca başarabilecek bir halk. Önemli olan onlara farkındalık ve eğitim verilmesi, alanın doğru düzgün değerlerinin anlatılıp sunulması. Ve bunun sonucunda da o alanlarıyla ilgili gurur, aidiyet duygusu ve kimlik duygusunun daha da pekişeceğini biliyorum ben. Bunun hızla yapılması gerekiyor. Çünkü bu alan 1923 mübadelesinde Rumlar buradan gidiyor. Daha sonra Ermeniler, daha sonra 1946'da İsrail Devleti'nin kurulmasında Yahudiler gidiyor. Çok kültürlü bir alan. Roman vatandaşlar var. Onlar da çok eski dönemlerden beri bu alandalar. Dolayısıyla bu kayıplara rağmen bu alanda bu var olan değerlerin hızla tanımlanıp hissedilip sürdürülebilirliğinin sağlanması ve korunmasının sağlanması, bunda da halkın, gençlerin, çocukların, eğitimcilerin, sistemin içinde karar vericilerin olması çok çok önemli. Ben şöyle bir nasıl korunmalı kısmında kısaca bir bahsedersek, kültür varlıklarının hızla belgelenmesi, ortak farklı envanterlerin ortak bir veri tabanında toplanması, ulaşılabilirliğinin sağlanması önemli bu tür çok katmanlı alanların korunmasında. Bu var olan değerler belirlendikten sonra ülkemizin bir kültür politikası doğrultusunda bu alanların korunması ve sürekliliğinin sağlanması önemli. Kültürel peyzaj tanımının yasa içinde yer almasını sağlamamız önemli. Koruma bölge kurullarının yapısının niteliğinin iyileştirilmesi önemli. Yeteri kadar eser yerine korunması gerekli tüm yapıların envanteri ve tescilinin yapılması, sonrasında taşımaz kültür varlıklarının taşıdıkları anlamsal ve fiziksel değerler ile sağlamlık durumu açısından korumada öncelik sıralamasının yapılarak belli bir strateji çerçevesinde korunması çok önemli. Envanter ve belgeleme çalışmalarıyla eş zamanlı olarak doğa ve kültür varlıklarının korunmasına yönelik halkın aidiyet ve farkındalık geliştirmesi için farklı yaş ve eğitim seviyesindekiler için eğitim çalışmalarının düzenlenmesi önemli. Günümüzde dünya miras alanları için geçerli olan ama mutlaka Anadolu'daki pek çok kent için hepsi çok katmanlı bunların ve çok büyük değer taşıyan alanlar. Alan yönetimi dediğimiz bütüncül alanın korunmasına ve sürdürülebilirliğine yönelik stratejiler üreten alan yönetim planlarının uygulanması gerekiyor. Sadece koruma amaçlı planla bir alan korunması mümkün değil. Koruma amaçlı plan dediğimiz şey, alan yönetim planı dediğimiz bu stratejik büyük holistik planın içindeki eylem planlarından sadece biri olarak görülmeli. Ziyaretçi yönetim planı, eğitim planı, afet risklerinden korunma ile ilgili planlar gibi pek çok planın bu sistem içinde alt eylem planları olarak da yapılması gerekiyor. Çok disiplinli çalışmak gerekiyor bu alanlarda. Fonlamak için bu alanların belediyelerin emlak vergilerinden toplanıp valiliklere aktarılan
%10'luk payın bu alandaki geleneksel mimarinin özellikle korunması için öncülük yapması gerekiyor. İşte Kültür Bakanlığı, TOKİ gibi valilikler dışında bir takım alanlardan da bu fonlar alınıp bu alanların bütüncül olarak korunmasının oluşturulması gerekiyor. KUDEP Bergama'da şu anda yok. KUDEP de kurulmak üzere bildiğim kadarıyla. O da önemli. Halka etkinliği korumada yardımcı olabilecek bir birim. Halka yapıların periyodik bakımı, basit onarımı ve restorasyonu için bir takım rehberlerin hazırlanması, geliştirilmesi gerekiyor. Bir 10 yıl önce alan başkanlığı böyle bir rehber hazırladı ama o rehberin daha da geliştirilmesi önemli. Özgün malzeme kaynaklarına ulaşım ve temin konusunda restorasyonlarda kolaylık sağlanması gerekiyor. Geleneksel yapı ustaları yetiştirmek için nitelikli öğretim donanım ile desteklenen eğitim programlarının düzenlenmesi gerekiyor. Mimari koruma restorasyon konusunda teknik eleman yetiştiren, teknik liseler, ara eleman yetiştiren restorasyon meslek yüksekokulları sayısının laboratuvar ve eğitim olanakları bağlamında artırılması gerekiyor. Sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin etkin olarak koruma çalışmalarına katkı vermesi gerekiyor. Turizm yatırımcıların bölgeyi iyi tanıması ve tüm değerlerin farkında olması ve bu alanın değerlerini bozmamasına yönelik gerekli hassasiyetin geliştirilmesinin sağlanması gerekiyor. Ve bu çok katmanlı alanlarda anlatım ve sunum için o yerle bütünleşik olan artırılmış gerçeklik ortamından yararlanılması, farklı dönemlerin deneyimlenmesi gibi bir takım teknolojik olanaklardan da yararlanılması önemli. Bergama'da geldiğimiz, o demin söylediğim daha bir genel, daha özel Bergama'ya geldiğimizde de mutlaka sözünü ettiğim gibi coğrafi bilgi sistemiyle bağlantılı bir mekansal veri tabanı ve veri tabanı yönetim sisteminin oluşturulması, hızlıca halka yönelik farkındalık eğitim programlarının artırılması, başladı bunlar, daha da artırılması. Alan yönetim planı içinde bir takım eylem planlarının hızla oluşturulması ve izlemelerin yapılması, aktif olarak bu yönetim planının ve alan başkanlığının eşgüdüm ve koordinasyonunun alanda etkin bir biçimde bunu sürdürmesi önemli. Buradaki bu coğrafi bilgi sistemiyle bağlantılı veri tabanı şeyi oluşumu ile ilgili 2009 yılında yine bizim üniversite, Alman Arkeoloji, Koç Üniversitesi, Teknik Üniversitesi'nden uzmanlar bir araya gelerek biz alan yönetim için ne gibi projeler geliştiririz ve bunlar ivedilikle işte eğitim ve belgeleme alanında ne olmalı gibi bir çalışma yapmıştık ve hatta kendi projemize isim de koymuştuk, Ber Miras diye. O kaldı. Bunların da canlanmasını temenni ediyorum. Evet. Evet. Sonra Bergama'da kentsel kültür varlığının bu belgeleme çalışmaları dışında lisansüstü öğrencilerimizi getirerek biz alanda yaptığımız bir takım işte böyle bir restitüsyon, restorasyon projeleri hazırladık. İşte 20 küsür tane oldu onlar. Belediyeye verdik. Bunlar koruma bölge kurullarına giriyorlar. Bu da bir üniversitenin işte topluma katkı bağlamında yaptığı çalışmalardan biri. Çünkü bunlar hakikaten çok büyük bütçeli projeler. Dolayısıyla bunlara halkın erişimi zor olabilecek.
Böylece biz hem alanda çalışmış, uygulama yapmış oluyoruz, hem de oraya sisteme bir fayda sağlamış oluyoruz. 2013-2015 yılları arasında yapılmış olan projeler. 2014'te alanda yaptığımız bu projelerle ilgili bir sergi açmıştık. 2018'de Depo Pergamon diye bir atölye çalışması yaptık. Alandaki mimarlık öğrencileriyle birlikte alanda bir çalışma gerçekleştirdik, 2 günlük. O alanda Depo Pergamon diye bir yapı var. O yapının restorasyonunda bunlar çalışıyordu. Bu kadar sürede, işte bir ay süresince o alanda dolaşırken bu alanın değerlerini fark edebildiler mi? Onun bir sorgulamasını yaptık. Çok fazla anlatıp sunulamadığını, alandaki değerlerin sonuç olarak o çıktı. Burada o çalışmayı görüyorsunuz. 2018'de yine Çocuklara Miras Bergama diye bir etkinlik gerçekleştirdik. O etkinlikte Milli Eğitim, oradaki ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, belediye, Alman Arkeoloji Enstitüsü sistemin içindeydi. Ve onlarla birlikte çocuklar için bir çok güzel bir farkındalık çalışması yaptık. Hem biz çok memnun olduk, hem onlar memnun oldular. Burada alandan görüntüler. Evet, böyle sonunda bir sergi oluşturduk. Daha doğrusu onlar oluşturdu. Onlar yaptı, biz düzenledik o sergiyi. Evet. 2018'de Bergama Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri projesinin sonuçlarını derli toplu Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün miras hücünde Bergama Belediyesi, Bergsav, ki çok önemli Bergsav, örnek alınması gereken bir sivil toplum kuruluşu Anadolu kentlerinde, ve bizim üniversite işte katkısıyla, böyle yani bir sivil toplum kuruluşu, bir uluslararası enstitü, bir üniversite, belediye, sivil toplum kuruluşuyla birlikte böyle güzel bir kitaba katkı verdiler ve kitap, benim kitabım çıkabildi. Birlikte bu TÜBA TÜKSEK projesinde çalıştığım iki arkadaşım da kitabın içinde yazar olarak bulunuyorlar. Mevlüt Ekaptı, Binnur Kıraç. 2019 arama konferansı yaptık. Yine ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, belediye, bizim üniversitemiz, Alman Arkeoloji Enstitüsü bir arada ve burada da eğitimcilerin eğitimiyle ilgili bir arama konferansıydı. Yani nasıl bir eğitim çalışması yapılabilir? Bütün öğretmenlerin de katılımda olduğu güzel bir, verimli bir arama konferansı gerçekleşti. Evet. Bergama'da yapılmış ve devam eden tezler var. Bir tanesi de yeni bir doktora tezi bitmek üzere. Çok katmanlı kültürel mirasın korunmasında kapasite geliştirme yaklaşımı ve yerel katılım Bergama kenti diye. Kültürel mirasın korunmasında kapasite geliştirme yeni bir yaklaşım. Dolayısıyla önemli bir çalışma. Alanda Alman Arkeoloji Enstitüsü bu katılımcı korumayla bağlantılı ve oradaki yapı ustalarının yetiştirilmesiyle bağlantılı olarak bir fonla bir proje oluşturdu ve orada Almanya Henkel Vakfı tarafından fonlandı. Restorasyon konusunda yetkin usta ve işçilerin artması ve işsiz gençlere bir ustanın yanında çalışma, iş öğrenme olanağı tanındı. Bu şekilde
çalışmalar gerçekleşmiş durumda alanda. Teşekkür ediyorum. Bayağı uzun oldu galiba. Yok hocam, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Oldukça kapsamlı ve keyifli bir sunum oldu. Yalnızca kentin çok katmanlılığını aslında anlamamış, üstüne yani envanterleme, sit statüleri nasıl korumalıyız ile ilgili de pek çok döneyi içinde erittiğiniz bir sunum hazırlamışsınız bizim için. Çok teşekkür ederiz. Çokça soru var. Benim de sorularım var. İsterseniz kısa bir ara verip öyle devam edebiliriz. Öyle mi? Size sorayım. Yani 3 dakika kadar ufak bir ara verip olur. İsterseniz olur. Sorulara öyle devam olabilir. Edelim. Olabilir. Tamam, peki. Tamam. 3 dakika evet. Ara verelim. Daha sonra sorularımızla burada olacağız. Arkeoloji sohbetleri kısa bir kahve molasının ardından kaldığı yerden devam edecek. Yağmurlu bir gün olsun ama evsin, televizyonda bir film. Eski aşkları anlatır, sen sadece usulca izlersin. Bir kadın bir adam var, terazinin ucunda iki insan. Bir üzün bir gülmede var, aşk dediğin sadece bir kumar. Hepiz deriz biz böyle, her şeyin eskisini siyah ve beyaz. Eski timi sadece üzün, umutsuzluklar. Hepiz deriz biz böyle, her şeyin eskisini siyah ve beyaz. Eski timi sadece üzün, umutsuzluklar. Benim filmim burada başlar, öznelen drama ve gülmece var. Her şey güzel başlar, inanırlar ama kötü rolde de yaşamlar. Başta söylenen şarkılar bir denizde kalmayı bırakırlar. Hani aşk dediğin sonuna kadar bağırır çağırır, belki de saçmalar. Hepiz deriz biz böyle, her şeyin eskisini siyah ve beyaz. Eski timi sadece üzünlü mutsuzluklar. Hepiz deriz biz böyle, her şeyin eskisini siyah ve beyaz. Eski timi sadece üzünlü mutsuzluklar. Saçmalı keyfine bak, inatçı olmalısın yoksa aşk dediğin filmin sonuna kadar. Önce bir kendine bak, inandıkların ardından. Sen neye inanırsan inan, her zaman mutlu olmaz ki insan. Eskitme bekleme, sen düştükçe iniler kendini insan. İnanınca bulunur eskitilmiş mutluluklar. Eskitme bekleme, sen düştükçe iniler kendini insan. İnanınca bulunur eskitilmiş mutluluklar. Ta 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 ta
Molamız bitti. Arkeoloji sohbetleri devam ediyor. Evet, yeniden hoş geldiniz. Hocam ben ilk sorumla başlamak istiyorum izninizle. Sunumunuzun başında kentsel arkeolojik sit, kentsel sit, tarihi sit alanları ile ilgili belirli sayılar paylaştınız tescillilikle ilgili. Neden bu sayılar az? Biz tespit mi edemiyoruz yoksa tescil işlemleri ya da tescillemeyi tercih mi etmiyoruz diye ilk sorumu yöneltmiş olayım. Evet, herhalde tescillemeyi çok tercih etmiyoruz. Sit alanı olunca belli yaptırımlar var, biliyorsunuz. Dolayısıyla belediye başkanları dahil olmak üzere karar vericiler çok fazla bunu istemiyorlar. Fakat onun yerine akıp gidiyor elimizden sonra bu değerlerimiz. Yerine de koymamız mümkün değil. Dolayısıyla hem tescil sayısının arttırılması hem ona bağlı olarak da sit alanlarının arttırılması önemli. Tabii ki bu sit alanları ilan edilince belli yaptırımlar var. Dediğim gibi projesi, binası tescillenince projesini, röleve restorasyon projesini yapmadan yapısını onaramıyor. Dolayısıyla bir takım artıların hem bu kişilere anlatılması hem de bu tür kaynakların yönlendirilmesi lazım. Bu tür alanlara demin söylediğim fonların takibi olabilir. Daha başka sistemler olabilir. Yurt dışında bunlar yapılıyor çok kolaylıkla. Korumaya yönelik bunun yapılması çok çok önemli. Çok büyük paraları o kente benzer geleneksel mimarileri devam ettirelim diye bir takım planlamalara harcıyoruz. Ama o sırada da var olan, gerçek olan geleneksel yapılarımız yok olup gidiyor. Aslında şu anda bir takım tabii artı şeyler var. Bunlar biliyorsunuz tescilli olduğu takdirde yapılar emlak vergisi vermiyorlar. İşte projelisi ve uygulaması belli KDV'den muaf belli şeyler, kalemler. İşte kolaylıkla daha ucuz malzeme temini söz konusu olabiliyor. Ama bunun tek başına kişilerin yapması çok zor. Dolayısıyla belediyelerin burada görev alması gerekiyor. Bu sistemi yönlendirebilmek için. Böyle bir şey var. Evet. Hocam sunumunuzda da altını çizdiğiniz temel konuların başında aslında gerçekten bir ekonomik kısmı, bir de aidiyet ve bu alanların değerlerinin farkındalığının geliştirilmesi noktasıydı. Sanıyorum ancak bu ikisinin eş zamanlı olarak yani uygulanması halinde biz kültürel mirasımızı koruyabilir hale geleceğiz. Kentsel arkeolojik alanlarla ilgili sınıflamayı işte karma sit sınıflamasıyla birlikte aslında bir nevi deldiğimiz de bir süreç var. Bununla ilgili de düşüncelerinizi alabilirsek çok mutlu oluruz. Yani bir tanım gelmiş, kentsel arkeolojik sit tanımı var ama o kadar az kullanılıyor ki. Çünkü nedeni koruma amaçlı imar planı bitmeden uygulamaya geçilemiyor o alanlarda. Koruma amaçlı imar planı dediğimiz şeyde işte maksimum 3 sene içinde bitirilmesi gereken bir şey deniliyor ama biz Bergama'da da gördük çok uzun seneler 9 sene yapılamadığını görüyoruz. Çok ayrıntılı analizler gerekiyor çünkü. Ama mesela Bergama gibi bir kentte hem Alman arkeolojinin yaptığı arkeolojik envanter var. Hem bizim oluşturduğumuz ve daha öncesinde olan bir envanter sistemi var. Dolayısıyla bunların bütünleşik olarak bir araya bir sistem içine entegre edilmesi ile bu konu çok kolay çözülebilecek. Evet, yani kentsel arkeolojik sit tanımının çok az yerde var.
Evet, çok az yerde var. Çok az yerde var. İstanbul'un biliyorsunuz tarihi yarımada, yani hakikaten kentsel arkeolojik sit Bergama'da göründüğü gibi. Altta Doğu Roma Bizans, üstte Osmanlı Cumhuriyet katmanı. Tam aynı ve süreklilik devam etmiş. Aynı birebir ölçü ama bir takım şartlar var. İşte bodrum kat yapamıyorsunuz, çok fazla büyük kitle yapamıyorsunuz gibi. O şartlar nedeniyle insanlar kentsel arkeolojik sit belli bir alanda, arkeolojik sit belli bir alanda, kentsel sit belli bir alanda görüyorsunuz. Geri kalanı ne demişiz? Kentsel artı tarihi sit diye bir karma sit tanımı içine sokmuşuz. Halbuki böyle olmaması gerekiyor. Evet, kesinlikle. Evet. Bu da zaten koruyamamamıza evet, ve belediyelerin de ne yazık ki bu potansiyeli evet, görmeyen kararlar geliştirmek. Evet. Neden oluyor. Şu an İstanbul için de yine afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kapsamında yeni bir plan notu geçti hocam meclisten ve bu yani yapı ölçeğinde dönüşümü de tetikleyecek bir şey ne yazık ki. Bunun da tekrar altını çizmekte fayda olacak. Sunumunuzda sizin aslında Bergama için hazırlanmış olan planlama sürecinde turizm, arkeoloji ve eski eserler belgesinde belirlenmiş olan kriterleri vurguladınız. En eski planlardan biriydi. Mesela onda ortaya konmuş olan gereklilikler bizim hala kentsel arkeolojik sit alanları yani çok katmanlı kentlerde olması gerektiğini yapmadığımız ve olmasını gerektiğini savunduğumuz kriterler. O gün tanımlanmış, vazgeçilmiş, bugün hala aynı şeylerin bir şekilde peşinde koşuyoruz. Yani bu bilmiyorum neden böyle ama işte hem ekonomik açıdan öyle, hem sosyal açıdan öyle. Yani halkın kendisinin sahip çıkması lazım. Ama aynı kentte oturan, aynı evde üç kuşak oturan kim var? Aynı kentte üç kuşak oturan çok az sayıda. Dolayısıyla o aidiyetin, o alanın değerini anlatıp o kişilerde, şu andaki kullanıcılarda o aidiyet duygusunun, gurur duygusunun harekete geçirilmesi lazım. O olmadan şey değil, mümkün değil. Biz alanda röle ve restitüsyon, restorasyon çalışmaları yapıp hep belediyelere veriyoruz farklı alanlarda ama mutlaka bunu yaparken, hem de belgelemeli çalışmalar yaparken, onun için onu söyledim. Bir taraftan da bu farkındalık ve eğitim çalışmalarını yapmamız gerektiğini düşünüp Bergama'da da bu işte çocukların eğitimi, eğitimcilerin eğitimi gibi konulara el attık. Ve böyle bir koordinasyon sağladık. Aslında kolaylıkla olabilecek bir şeydi ama böyle bir öncü bir rol, bir koordinasyon rolü yaptım. Bunun çok hızla yapılması, çok devam ettirilmesi çok çok önemli. O zaman zaten bir de dünya miras listesine girmişler. İnsanlığın ortak mirası. Ama ne kadarı farkında bunun? Hani bir UNESCO diye bir laf dolaşıyor kentte ama onun dışında her köşesinde neyin, neden dolayı, niçin değerli olduğunun çok güzel anlatılması gerekiyor. Bununla ilgili işte bu ortak veri tabanından sonra çeşitli böyle tematik rotalarla görünürlüklerini sağlamak önemli. Bir taraftan da eğitim ve ziyaretçiler için belli kitler yapılması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar yapmak isteyen arkadaşlarımız var. Biz de destek vermek istiyoruz. İnşallah bundan sonra bu projeler devam eder gider. Olması gereken o zaten. Umarım hocam. Dilerseniz izleyicilerimizden de sorularla devam edelim. Rejiden rica edelim. Sıradaki soruyu alalım.
Bülent Tandoğan, şimdi sular altında kalan Alyoniye ile Bergama arasında nasıl bir ilişki vardı? Bu bölgedeki antik yollar ve köprülerden geriye neler kalmış? Yol haritası çıkarıldı mı? Vallahi şehrin içinde kalmış antik yollar var mı diye de eklemiş Bülent şehrin Bey. Şehrin içinde kalmış antik yollar var. Asklepion'a çıkan yol mesela. Hı-hı. O Cumhuriyet Caddesi mesela gibi yollar var. Ben arkeolog değilim. Mimari koruma uzmanıyım. Dolayısıyla ve kentsel envanter yapıyoruz biz. Kentsel envanter yapıp hatta tanımlamıyoruz bile. Alanımızda bir şey çıkarsa antik diyoruz. Şurada şöyle bir parça ya da şöyle bir kalıntı diye işaretleyip geçip daha sonra arkeologlarla bir arada değerlendirmesini yapıyoruz. Dolayısıyla ona o şekilde cevap vereceğim. Evet. Hı hı. Oldukça interdisipliner bir hale getirmeye de çalışıyorsunuz ki bu da zaten alanın potansiyelini anlamak için çok mutlaka. Gerekli. Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün olağanüstü bir arşivi var biliyorsunuz. Hem fotoğraf hem kitap olsun hem raporlamalar olsun. Mutlaka çok bir arada çok güzel çalışıyoruz zaten. Bunu da yine devam ettireceğiz. Hep böyle olmalı. Mutlaka böyle olmalı. Kesinlikle. Hocam, Bülent Bey'in bir sorusu daha olmuş. Şehirdeki hala ayakta olan veya oturulan eski ev tespit edildi mi? Yani sanıyorum bu yaptığınız envanter çalışmasında yapıların kullanım durumuyla ilgili bilgileri de girip girmediğinizi kendisi sormuş. Girdik. Onların analizi de yapıldı. Ben onları sizinle paylaşmadım. Böyle yüzde kaç bütün pastalar, sistemler hepsi yapıldı. Benim bu Bergama Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri kitabında hepsi ayrıntılı olarak var. Hı hı. Hocam yine aynı konuyla ilgili bazı detay bilgiler merak edilmiş. Cumhuriyet dönemi yapıları hangi mimari akımdan veya dönemden etkilenmiş? Mimarları kim? Bunlarla ilgili tespitler de yapıldı mı bu envanterleme çalışmasında? Hayır, yapılmadı. Cumhuriyet dönemi deyip geçtik. Ayrıntılı olarak o alanda Cumhuriyet dönemi yapılarıyla ilgili bir çalışmanın yapılması da çok önemli. Evet. Yapılmadı. Hocam benim geçen hafta da Yaşagül Ekinci ile Bergama'yı nın bir özelliğini, UNESCO sürecinin daha doğrusu tartışmıştık. Ben mesela o süreçte hala CBS tabanlı ya da mekansal bir bağlamda arkeolojik ve işte sizin yaptığınız envanterleme çalışmasının bir araya getirilmiş olduğunu Bergama için düşünüyordum ama sanıyorum bu çalışma yani yapılan çalışmalarda eksik yani eksik de demek istemiyorum ama bir şekilde yapılması gereken ilk noktalardan biri olarak karşımıza çıkıyor ve buna somut olmayan mirasın da bir şekilde entegre edilmesi gerekliliği üzerine konuşmuştuk. Evet. Siz de sunumunuzda yine benzer şeyi üretim alanlarının mutlaka bu haritalara işlenmesi gerektiğini bu envantere belirttiniz. Bu konuyu biraz açabilir misiniz bizim için? Şimdi bir somut miras var. Biliyorsunuz bir somut olmayan miras var. Bu somut olmayan miras bir yere, bir mekana bağlanmadığı takdirde çok anlamlı olmuyor. Dolayısıyla farklı dönemleri içeren envanterlerde arkeolojik olsun, kentsel olsun ve de somut olmayan miras, sözlü tarih, o alandaki yaşamış kişiler ya da hikayeler, o hikayeler. Bunların hepsinin bu envanter sisteminin içinde bütünleşik olarak birbiriyle ilişkili olması gerekiyor. Bu bir yazılım işi biliyorsunuz. Yapılması gereken bir şey. Bütün veriler var. Fakat mesela şey kısmı eksik Bergama'da. Somut olmayan mirasın bir kısmı ortada. Onun tamamlanması, sözlü tarih çalışmalarının yapılması gerekiyor ivedilikle. Ve sonra bunların hepsinin bir araya getirilmesi önemli. Biz sadece kentseli yaptık. Kentsel kültür varlıkları envanteri. Alman arkeoloji, arkeolojik antik dönem. İşte bu söylediğim somut olmayan miras kısmı ve onunla bağlantılı sözlü tarih kısmının da
ivedilikle yapılırsa bütün böyle sistem, tabii ki doğal mirasla ilgili olan kısmında yapılması önemli. Bunlar hepsi bir entegre olur ve çok kolay kullanılabilir her yerde. Kesinlikle ve hazırlanmış veri tabanının yani özellikle mekansal veri üretmiş olan bu sistemlerin birbirine entegrasyonu aslında bir koordinat sisteminin belirlenmesi ve diğerlerinin ona dönüştürülmesini içeriyor. Bir de yazılım. Farklı sistemlerde şu anda envanterler onun o sisteme entegre edilmesi gerekecek yazılım sistemine. Evet. Yani bir proje olarak onun peşindeyiz zaten de. Umarım en kısa zamanda hocam proje gerçeğe dönüşmüş olur. İnşallah. Yapılması gerekiyor, evet. Kesinlikle. Sorularımızla devam edebiliriz. Rejimiz yansıtırsa. Bülent Tandoğan bir soru daha sormuş. Mübadele ile Bergama'dan giden Rumlar Yunanistan'da nereye gitmişler? Buraya Yunanistan'dan nerelerden mübadiller gelmiş? Bunların koruma yaklaşımları neler, araştırıldı mı? Korumaya yaklaşımları, pardon. Korumaya yaklaşımları. Vallahi o kısımda çok fazla araştırılamadı. Araştırılması gereken konulardan biri de o. Mübadiller Derneği üzerinden nereye gittikleri net olarak bulunacaktır. Ama dediğim gibi sadece Rum nüfus yok burada. Ermeni ve Yahudiler de var. Onların izini bulmak çok zor. Biliyorsunuz sanıyorum geçen dönemki İsrail Büyükelçisi Bergamalıydı. Ziyarete geldi. Evet. Kendileri gelirse haberdar oluyoruz. Çok önemli. Bence de çok önemli. Çünkü o evleri yaratan gerçek kullanıcılar nasıl bir şeyle bunu yaptılar? Yeni kullanıcılar tabii kendi yaratmadıkları bir şeyin içinde yeterince doğru kullanamıyorlar bu yapıları. Çok da farkında olmayabiliyorlar dolayısıyla onun değerinin. Bütün bunlar dediğim gibi yani eğitim ve farkındalık çalışması olmazsa bütün biz Bergama'nın restorasyon projelerini yapalım, Bergama korunamaz. Mutlaka çok disiplinli bir şekilde alanın analizinin tamamlanıp birbiriyle ilişkili hale getirilmesi gerekiyor. Evet. Hocam çok fazla soru var. O yüzden ben izninizle sırayla sormaya devam edeceğim. Antik yerleşimde kanalizasyon ve kente su getiren sistemi araştırıldı mı? Eski Rum evlerinde kanalizasyon sistemi ve içme suyu dağıtım sistemleri var mıydı? Biraz detay olmuş sorular ama... Antik yerleşim dediğim gibi biz ilgilenmedik. Alman arkeoloji o kısma bakıyor. Eski Rum evlerinde kanalizasyon sistemi, yani öyle bir kanalizasyon sistemi yok. Ama biz biliyoruz ki Roma kentlerinde her tür kanalizasyon sistemleri var. Onun ne kadara kullanıldığı onları bilmiyorum. Bakılması lazım. Yani şu anda tabii Bergama'nın bütün altyapısı, kanalizasyon sistemi yeni olarak yapılmış durumda. Ama öncesinde nasıldı? Hiposeptik şeklinde büyük bir olasılıkla. Genelde şey oluyor biliyorsunuz, helalar evin dışında oluyor, değil mi? Evet. Eve en yakın yerde oluyor. Onun bitiştiği duvar, genellikle yol, avlu duvarı oluyor. Onun nedeni de şu. Oradaki helaların üstüne kireç atılıyor ya da kül atılıyor. Onlar daha sonra alınıyor oradan katı olarak. Tarlalarda kullanılıyor. Böyle de bir döngü var. Sistemde. Evet, gübre oluyor. Böyle bir döngü var. Yani odunu yakıyor. Odunun külünü o iş için kullanıyor. Ve bu şekilde bir
son derece hoş bir ekosistem var. Kesinlikle. Sıradaki soruyu alalım dilerseniz. Meltem Bilgin sormuş. Merhabalar, bu çalışmaya zamanında Bergama'dan yurt dışına giden eserler dahil mi? Bu eserlerle ilgili girişim söz konusu mu? Teşekkürler demiş. Bergama'dan yurt dışına giden kentsel varlık olarak yok, biliyorsunuz. Arkeolojik olarak var. Kibele'nin içindeki biliyorsunuz taş Roma'da. Zeus'una Bergama'da, Pergamo Müzesi'nde pek çok şey yine orada. Dolayısıyla bunların bir zamanlar oraya gitmişler. Gitmeselerdi belki daha çok yıpranıp yok olacaklardı. Bir de o da var. Ama biz biliyoruz ki arkeolojik alanlarda in situ, özgün yerinde korunması esas. Dolayısıyla o bir dönemin göstergesi, yapılmış bir koruma politikası mı diyelim, yaklaşımı diyelim, oraya gitmiş. Artık onların gelmesi bilmiyorum. Şunu yapmamız belki çok önemli. Bergama'yla Pergamo Müzesi arasında bir bağlantı sağlanabilir. Yani Bergama Müzesi'ne giden insanlar bunların nasıl olduğunu, nerede olduğu konusunda yönlendirilebilir. Ortak bir müze çalışması yapılabilir. Veri çalışması yapılabilir. Ziyaretçiler için böyle bir bilgilendirme yapılabilir. Bununla da ilgili çalışma yapan bir bizim yine grupta bir arkadaşımız var. Biz de onlara destek veriyoruz. Ama fonu yok. Fonu yok şu anda. Yani çok proje var ama fonu yok, dediğim gibi. Hem iki ülke arasındaki bu bağlantı sağlanması açısından hem de bu alanı gezen kişilerin o müzeye gittiklerinde aynı materyalleri kullanmaları açısından önemli bir proje o da. Evet. Evet, ne kadar güzel. Yani çalışmaya hevesli insanların olması çok tatlı. Evet. Umarız araçlar da edinilmiş olur yakın zamanda. Hocam, evet. Ben izninizle bir tane de araya kendim sormak istediğim sorulardan bir tane sıkıştırmak istiyorum. Sunumunuzda siz envanterleme çalışmalarının aslında sit alanlarıyla sınırlı kalmamasını, çünkü bazı dokuların şu an mevcutta üst yapıda gözükmese bile altyapıdaki varlıklarından kaynaklı bir değer teşkil ettiklerini vurguladınız. Tam da bu noktada aslında envanterleme çalışmasının ve işte paleo çevre ya da işte dolgu tabakalarının tespitinin de çok önemli olduğu ortaya çıkıyor. Bergama ile ilgili böyle de bir çalışma yapıldı mı diye merak ettim. Sit alanlarının dışında acaba bu kültür dolgu tabakasının tespit edilebileceği alanlarla ilgili bir belirleme yapıldı mı? Böyle bir proje bilmiyorum ama Alman arkeoloji gerektikçe işte çeşitli alanlarda çalışmalar yapıyor. Üçüncü derece arkeolojik sit alanında biliyorsunuz altta ne olduğu bilinmiyor. Yeni yapı yaparken mutlaka o alanda müze müdürü denetiminde bir kazı çalışması yapılıyor. O sırada bir şey çıkarsa çıkıyor. Ama onun dışında hasarsız belgeleme yöntemiyle tabakaların tespitine dönük bir çalışmanın olup olmadığını onu bilemiyorum. Çok teşekkürler hocam. Başka acaba izleyicilerden soru var mı? Bir de ben şu ufak hatırlatmayı yapmak istiyorum. Demet hocamızın ben programa başlarken mimar olduğunu ve işte ilgi çalışma alanlarını tanımladım ama gelen bazı sorular çok arkeolojiyle ilgili. Evet. Bu nedenden bazı soruları atlamak zorunda kalacağız. Belki bir başka yayına yine Bergama ile ilgili bir arkeolog davet ederiz ve bu sorularınızı o zaman alırız. Çünkü bu zaten
Bizim yapmaya çalıştığımız şey de farklı disiplinlerin, yani bu kanalın da vurgulamaya çalıştığı en önemli şeylerden bir tanesi bu. Farklı disiplinlerin birlikteliğini ve farklı alanlardan beslenmesi. Hepimiz aynı alanda uzmanlaşırsak zaten bu çeşitlilik ortaya çıkmaz demek istiyorum. O yüzden rejiye bir sormak isterim. Demet hocamıza izleyenlerden yönlendirebileceğimiz soru yoksa ben devam edeceğim. Son birkaç soruyla. Rica ederiz. Meltem Bilgin Hanım yazmışlar. Açıklama için teşekkür etmişler. Rica ederiz. Hocam, SİT statüleriyle ilgili şunu çok net ortaya koydunuz. Özellikle birinci derece arkeolojik SİT alanda biz herhangi bir müdahalede bulunamıyoruz. Bu nedenden dolayı sizin de bazı alanlarda SİT statüsünün ikinci dereceye değiştirilmesiyle ilgili bir girişiminiz olmuş ve göstermiş olduğunuz çalışmalar da aslında bunun ne kadar gerekli olduğunu ortaya koyuyor. Yani bu noktayı bence biraz daha açmakta fayda var çünkü gerçekten çok kritik. Her zaman yani SİT'leri yani korumayı savunuyoruz ama bazen SİT derecesini düşürmek de korumayı sağlamak olabiliyor. Bu çok güzel bir örnek oldu. Evet. O yüzden bunun altını çizebilirsek biraz daha çok iyi olur. Evet. Birebir söylediğiniz doğru. Hakikaten birinci derece arkeolojik SİT alanı bazen duyuyoruz. İkinci derece arkeolojik SİT'e dönüştürüldü denince bak korunmuyor. Öyle bir şey söz konusu değil. Bakın bu Bergama'da verdiğim örnekle birebir ilgili. Orada var olan böyle özellikle çok katmanlı kentlerde mahalle dokusu oraya doğru ilerlediyse o alana doğru ve oluştuysa artık o alanda sizin tescilsiz yapıların onarımına izin vermeme kararınız o alanın ne olmasına, yok olmasına, bakımsız olmasına, öyle değil mi? Bir çöküntü alanı olmasına neden oluyor. Kent içinde bu ya da arkeolojik alanın yakında istenen bir şey midir? Hayır. Değil. Dolayısıyla böyle dediğim gibi gelişmiş ve tanımlı geleneksel doku varsa üstünde bu tür alanların kullanım koşullarında bu şekilde bir esneklik yapılıp alana o şekilde SİT'in tanımlanması çok çok önemli. Yani yoksa alan çöküntü alanına dönüşür o alan. Kesinlikle. Hocam bir de sunumunuzda altına çizdiğiniz bir noktalardan bir tanesi de envanterleme çalışmaları yapılırken özellikle taşıyıcı sistemlerin durumu gibi özelliklerle ilgili alana çıkmadan önce alana çıkacak olan meslektaşlarımızın ya da uzmanların bir bilgilendirme sürecinden geçmesi gerektiğini vurguladınız. Bu da gerçekten böyle çok hayati noktalardan biriydi bence. Çünkü biz de kentsel ölçekte envanterleme yaparken yani koru sit alanlarının dışında da bu çalışmaları yapıyoruz ve iyi kötü orta kişisel bakış açısına göre de çokça değişiyor. Değişebilir. Siz bunu alanda nasıl sağladınız diye vallahi, sormak. İşte alanda dediğim gibi biz hangi alanda çalışacaksak mutlaka o alana gitmeden önce o sizinle paylaştığım o ölçütleri öğrencilerle paylaşıyoruz. Ya da kendi hocalarımızla aramızda paylaşıyoruz. O artık olmazsa olmazımız. O doğrultuda daha sonra envanterleme yapılıyor ve doğru analizler çıkıyor. Yoksa hakikaten birinin orta dediğini öbürü kötü diyebilir ya da iyi diyebilir. Ölçütlerin baştan belirlenmesi çok çok önemli. Bir de ikinci bir önemli konu da şu. Mutlaka alanda çalışma yaptıktan sonra değerlendirmeler bittikten sonra sınırlı bir paramız var. Öyle değil mi? Bu korumaya hazırlanması gereken. O alanda korumada önceliklerin belirlenmesine yönelik ölçüt ve kriterlerle yine sorgulama yapılması çok önemli. Ben onu burada bahsetmedim. Ama o da çok önemli. Onunla ilgili olarak bir dış gözlem yoluyla hem yapısal sağlamlık durumu, hem estetik durumu, hem taşıdığı değer açısından bir sorgulama yapıp korumada öncelikli olanların net olarak belli ölçütler çerçevesinde ortaya koyabiliyoruz.
O şekilde alanda çalışıyoruz. Yani bunun da yapılması lazım. O ölçüt konusu çok önemli. Alanda bir ekip çalışması yapılırken. Çünkü hakikaten bizi yanlışa götürebilecek sonuçlar ve analizler çıkabilir. Evet. Çok teşekkürler hocam. Ben son sorularıma doğru böyle yavaş yavaş geçiyorum. Sizi de daha fazla yormamak adına. Sunumunuzda Roma tonozlu sistemin üzerinde işte Osmanlı dönemi mimarisini gördük ya da Roma altyapısı üzerinde benzer şekilde Osmanlı dokusunun devam ettiğini gördük. Bu şekilde çok katmanlı gelişmiş bir aslında Osmanlı dokusunun altında da devam eden bir sistem var. Ama sizin daha sonraki katılım süreçlerinde ortaya koyduğunuz gibi bu alanda aslında biz Roma dönemine ait kalıntıları çok fazla gerçekten algılayamıyoruz ne yazık ki. Bununla ilgili acaba alan yönetim süreci de ortaya konulmuş olan çeşitli projeler oldu mu ya da yapılmasını öngördüğünüz şeyler var mı alanla ilgili? Vallahi bir sürü tabii düşündüğümüz projeler var tabii ki. Çünkü mesela o Kızılavlu konusu çok çok önemli. Kızılavlu'nun yani asıl tapınağın sınırları hissedilemiyor. Kent halkın evet. haberi yok. Yani anlaşılamıyor. O kısmın mutlaka anlatılıp sunulması lazım. Ama oradaki de dokuyu mümkün olduğu kadar koruyarak. Bunun çok çeşitli yöntemleri var aslında. Ama kesinlikle. Bu böyledir deyip yaptırmak yerine ben ne dedim? Bu bir yarışma açmak lazım bu alanda. Hem katılımcılık açısından, hem şeffaflık açısından, hem farklı disiplinlerin bir arada güzel çalışabilmesi açısından. Bu tür alanlarda böyle bir önemli projelerde yarışmalarla ilerlemek önemli bence. Kesinlikle hocam. Teknolojinin de bu kadar geliştiği dönemlerde gerçekten evet. uygulanabilecek tarihi kültürel peyzaj yaklaşımıyla alana evet. müdahale evet. edebilecek çok çözüm üretilebilir. Evet. Son olarak şunu sormak istiyorum izninizle. Sizin yine sizden alıntıyla soracağım. Yatayda ve dikeyde katmanlılık dediniz. Hı hı. Bu bence Bergama'yı çok net böyle yansıtan böyle anahtar kelimelerden biri oldu. Bunu son olarak biraz detaylandırmanızı rica edeceğiz. Bu kadar soruları. Yani alttaki katmanların zaman zaman biz kentin üstteki katmanının yanında olduğunu görüyoruz. Yani dikeyde böyle bir evet. Ve bu tamamıyla yatay olarak da her iki katman birbirinin üstüne yerleşmiş durumda. Bu işte altta ne olduğunu hissetmek, onun bir parçasını yanında görmek. Dolayısıyla o yapıya yanına yeni bir yapı yapmak. Bunlar çok çok heyecan verici şeyler. Özellikle bence mimarlar için olmalı. Dolayısıyla bu alanlar dediğim gibi ruhu olan, o yerin ruhunu çok derin, yoğun hissettiğimiz alanlar. Çünkü yaşanmışlıklar ve onların somut olmayan tüm verileri alanda şu anda duruyor. Bizim yapmamız gereken onu doğru anlatıp sunmak ve anlatıp sunduktan ve değerini hissettirdikten sonra çağdaş yaşamda bunun bu alanın nasıl sürdürülebilir bir şekilde ilerlemesi gerektiğini yönlendirmek. Bu şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Çok teşekkürler hocam. İzninizle bir iki ufak yayınla ilgili yorum gelmiş. Onları da size hızlıca aktarmak istiyorum kapatmadan önce. Nezih Özüyar, hocam ve ekibinin çalışmalarını inşallah bütün İzmir'e entegre edeceğiz demişler. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederiz. Hep birlikte inşallah güzel şeyler yapalım. Çok değerli alanlarımız var. Hakikaten çok değerli. O değerine yakışır şekilde belgeleyip, tanımlayıp, anlatıp, sunup sürdürülebilir kılmamız gerekiyor.
Burcu Yakan en son çok teşekkür ederiz Demet Hocam. Soluksuz dinledik demiş. Yine Bergama ile ilgili geçen hafta ağırlamış olduğumuz Yaşagül Hoca da yayını takip etmiş. Kendisine de buradan selamlarımızı iletiyoruz. Çok teşekkürler. Güzel bir yayındı. Ben de teşekkür ediyorum. Yaşagül, çok sevgiler. Bergama'nın alan başkanıydı biliyorsunuz. Yeni alan başkanı seçildi Bergama'da. İnşallah İşte bunlar makamlar hep nedir? Makamlar kalıcı, kişiler geçicidir. Önemli olan işte enerjimizle o alanlarda güzel hizmetler verebilmek. Yaşagül Hanım'a da teşekkür ederiz. Evet, inşallah herkes için güzel şeyler olsun. İnşallah hocam. Yayını kapatmadan önce size son kez sormak isterim. Eklemek istediğiniz bir şey varsa son olarak onları alalım. Ondan sonra da izleyenlere iyi akşamlar dileyelim. Evet. Evet, ben bütün Bergamalılara dinlerlerse eğer çok çok sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Alanda çalışmaya devam ediyoruz. Gücümüz yettiğince de devam edeceğiz. Bütün kurumlarına, yani bakın hiç fazla isim vermedim çünkü birini unutursam biri alınabilir diye, kurumsal olarak Bergama Belediyesi'ne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Müze Müdürlüğü'ne, Alman Arkeoloji Enstitüsü'ne, Berk Sava Sivil Toplum Kuruluşu olarak çok kıymetli, kendi üniversiteme, kendi üniversitemdeki çalışma arkadaşlarıma, dediğim gibi biz alanda bu envanteri 4 kişiyle yaptık ve öğrencilerle yaptık. Ama onun dışında da daha sonra alana verdiğimiz destek boyutunda tüm Mimar Sinan Üniversitesi Restorasyon Anabilim Dalı olarak alanda bir ekip olarak çalıştık. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir program yaptınız. Biz de anlattık en azından. Biraz bilgilenme ve bir farkındalık sağladıysak ne mutlu bize. Teşekkürler hocam. Yani ben de bu vesileyle, sizin vesilenizle çalışmalarda emeği geçen herkese emeklerine sağlık demek istiyorum. Çünkü gerçekten her biri çok çok kıymetli. Biz de sizin çalışmalarınızın görünür olmasını bir nebze olsun sağladıysak ne mutlu. Dinleyen herkese çok teşekkür ediyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Evet, iyi akşamlar. Çok teşekkür ederim.